Limanı Akademi. Lütfen YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza abone olunuz. Bu video Çam Limanı Akademi'den yazılı izin alınmadan kopyalanamaz ve hangi amaçla olursa olsun başka bir sitede yayınlanamaz. Denizcilik sadece ulaştırma işi değil. İktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü topraklarının ucu deniz olan bir ulusun sınırını halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. İyi akşamlar efendim. Çam Limanı Akademi adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşamki sunumumuz Haklı Gururumuz Milgem projesi üstüne olacak. Sunumu emekli Tuğamiral Profesör Doktor Nurhan Kahyoğlu yapacaklar. 1957 yılında Kocaeli'de doğan Profesör Doktor emekli Tuğamiral Nurhan Kahyoğlu ortaokulu TED Ankara Koleji'nde okumuş. 1975 yılında Deniz Lisesi'nden, 79 yılında da Deniz Harp Okulu'ndan Deniz Temini rütbesiyle mezun olmuştur. Deniz Harp Okulu'ndan mezuniyetini takiben Deniz Kuvvetleri'ndeki 32 yıllık kariyerinde TCG Serdar, TCG Öncü, TCG Yıldırım Gambotu, TCG Saros Mayın Tarama Gemisi ve TCG Albatros Hücum Botu'nda sırasıyla Elektrik ve Elektronik Subaylığı, Yara Savunma Subaylığı, 2. Çarkçı ve Başçarkçı görevlerini icra etmiştir. Kahyoğlu ayrıca 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinden de mezun olarak Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi unvanını almış, 85'te İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşa Bölümünden Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Yüksek Mühendisi diplomasını, 92 yılında Gemi İnşa Ana Bilim Dalında doktor unvanını, 96 yılında da Hidromekanik Ana Bilim Dalında doçentlik unvan ve yetkisini almıştır. Bu süreçte 86-97 yılları arasında Deniz Harp Okulu'nda Gemi İnşa Öğretim Üyeliği ve Gemi İnşa Grup Başkanlığı görevlerinde de bulunmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde misafir öğretim üyeliği de yapmıştır. 97-2005 yılları arasında sırasıyla Taşkızak Tersanesi Komutanlığı ve bilahare İstanbul Tersanesi Komutanlığı Dizayn Baş Mühendisliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Firkateyn Şube Müdürlüğü, Gemi İnşa Daire Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Genel Sekreterliği, İstanbul Tersanesi Komutanlığı Plan Keşif ve Dizayn Müdürlüğü görevlerini takiben 2006 yılında Tuğamiral rütbesine terfi etmiş ve 4 yıl Gölcük Tersanesi Komutanı ve 2 yılda İstanbul Tersanesi Komutanı olarak görev yapmıştır. 30 Ağustos 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan Kahyaoğlu, 2012 yılında profesörlüğe yükselerek Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi profesör kadrosuna atanmış, 2014-17 yılları arasında Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini icra etmiştir. Başta Milli Gemi, Milgem projesi olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için birçok savaş gemisi dizayn, inşa ve tedarik projelerinin hemen hemen tüm süreçlerinde bilfiil görev almış, gemi inşa ve tedarik projelerinde üst düzey proje yöneticiliği yapmış, yurt içi ve yurt dışında çeşitli milli ve NATO araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine, seminer ve konferanslara iştirak etmiş olan emekli Tuğamiral Nurhan Kahyaoğlu, önce bir deniz subayı ve hem de bir gemi inşa mühendisi olarak hem savaş gemisi dizaynında hem de bir tersaneci olarak 20 yıldan fazla bir denizcilik ve gemi endüstrisi deneyimine sahiptir. Emekli Tuğamiral Profesör Doktor Nurhan Kahyaoğlu'nun uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde, konferanslarda çeşitli yayın ve bildirileri bulunmaktadır. 2012-14 yılları arasında Havelsan Hava Elektronik Sanayi AŞ'de yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmış olan Profesör Kahyaoğlu halen Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeliği yanı sıra Piri Reis Üniversitesi Teknopark İktisadi İşletme Müdürlüğü görevinde birlikte yürütmektedir. Son yıllarda su üstü savaş gemisi ve denizaltı dizaynı, gemi dizayn optimizasyonu, su üstü savaş gemilerinde beka kabiliyeti, gemi inşaatında stratejik ve operasyonel yönetim, gemi inşaatında verimliliğin arttırılması, tersane organizasyonu,
sürekli denizcileşme üzerine kognitif yaklaşım gibi konularda çalışmalarını sürdüren emekli Tuamiral Profesör Doktor Nuran Kahyaoğlu, Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisleri Odası, The Society of Naval Architects and Marine Engineers üyesi olup, ICF, Uluslararası Profesyonel Koçluk Eğitim Sertifikası'na da sahiptir. Buyurunuz Nurhan Amiral'im, sizi dinliyoruz efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani ben çok heyecanlıyım. Hepinize iyi akşamlar diyorum ve gidiyorum. Şöyle gerçekten çok heyecanlıyım. Neden biliyor musunuz? Bakın şimdi anlatacağım, anlattıkça açılırım. Benim her derse girişim böyle değil ama bilhassa bu milyem konusunda en az 5 veya 6 defa bunun 4 tanesi 4-4,5 saat olacak şekilde Amiraller Kurulu'nda istek 1-2 kurullarına briefingler verdim. Onaylar aldık, alamadık bazılarında. Ya çok samimi söylüyorum, bu kadar heyecanlanmamıştım. O yüzden bir kere sizleri çok uzun zaman sonra kimilerini daha sık görüyorum ama kendimi hakikaten Çam Limanı'nda zannettim. Sunumumda da zaten ilk slide'ı hatırlarsanız şimdi tekrar paylaşacağım. TCG Heybeliada'nın güneyine istinaden yaptığı 2 Kasım 2010 senesindeki ilk seyir tecrübesinde çekilmiş fotoğraftır o. Onların hepsi gerçektir, birazdan anlatacağım. Ve Heybeliada'da TCG Heybeliada'da, Heybeliada'nın Çam Limanı ve Deniz Sesi görüntüleriyle tecrübe seyirlerine başlamıştık. Birazdan paylaşacağım. Çok heyecanlıyım. Mazur görün, sesim titriyor. İnanın bazı, ya uzun zamandır görmediklerim vardı. Onları gördüm, onlar da heyecanlandırdı beni. Umarım dakikalar ilerledikçe daha da rahatlarım. Ben izninizle bir kere kısa tanıtmak için de çok teşekkür ederim. Benden böyle bir şey istediler. Ben tamamını okudu Ünal. Çok teşekkür ediyorum. Yani istediğiniz kadar kısaltabilirdiniz ama ilk defa ne verdiysem o tamamen okundu. O yüzden de teşekkür ederim. Şeyi de söyleyeyim. Başlangıçta çok iyiydim. Rahatlamıştım dair stresle. Çok severim ben onu. Barbaros bana dedi ki böyle böyle bir şey. Ya dedim, ben bayılırım hakikaten. Ve Barbaros onu söyledikten sonra ben 7-8 saat daha stres dinledim o gün. Başta bu parça olacak şekilde. Ama tekrar heyecanlandım. Ben izninizle fazla lafı uzatmayayım ve paylaşayım ekranı sizlerle. Umarım bir sıkıntı olmayacak. Evet, görülüyor mu? Evet efendim, sıkıntı yok. Çam Limanı ve Heybeliada Deniz Sesi. Ben hala Deniz Sesi diyorum. Evet. Olacak da yani. O yüzden de o tür tartışmaya da girmeye gerek yok. Bilgem projesi aslında Milli Savunma Sanayi'nin lokomotifi. Cumhuriyet döneminin bence çok önemli bir projesi. Yani sadece deniz savunma sanayi, askeri sanayi falan değil. Çok ciddi anlamda bir savunma sanayinde kırılma noktası, nirengi noktasıdır, mihenk taşıdır. Dolayısıyla bana böyle bir konuda sunum yapma imkanı da verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim Çam Limanı Akademisi'ne. Ben de maalesef çok yoğunuz bu aralarda. O yüzden ancak bir kere katılabildim. Bu da ikinci katılışım. Ama söz veriyorum, herkese de yaydım. Gelen bilgileri de paylaşıyorum gruplarımla. Tahmin ediyorum bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Çünkü şu anda sosyal medyada olmayan bir boşluğu tamamen doldurmuş vaziyette. Yani doldurur mu doldurmaz mı diye doldurmuş vaziyette yapılabilecek daha çok şey var. Ben başarılar dileyerek sunuma başladım. Milgem, bunu niye koydum? Çünkü koyma nedenim ilerlerse göreceğiz. Şöyle bir daha tıklayalım. Evet, ben de oradaydım. Yani sizler gibi ben de oradaydım. Buradaki ben de oradaydım. Hem Çam Limanı'nda hem de Deniz Sesi'nde söz ediyorum. Ama tabii ben ayrıca bu şu anda gördüğünüz
Heybeliada'nın bu çekilen fotoğrafta sancak kırlangıçta içerideydim ve helikopter çekimlerini takip ediyordum. Evet, ben de oradaydım. Dolayısıyla bu projede olduğum sürece yaşananları ve ne olduğunu belgeleriyle anlatacağım. Belge derken tabii ki bunların birçoğu, çoğu tamamı hatta belgeye dayalı söyleyeceklerim. Bazılarının nerede olduğunu, nasıl bulabileceğinizi söyleyeceğim ama bazıları da zaten tek başıma yaşadığım şeyler değil. Birlikte birkaç kişiyle yaşadığım şeyler, dolayısıyla teyit edilebilir. Ama ben de oradaydım deyip başlayalım. Şimdi demin bu Çamlıurfa Akademi'nin her programı başlangıcında çok güzel bir Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün denizcilikle ilgili ifadesi var. Ama bir de şu var, bakın 1924'te hatırlarsanız çok iyi biliyoruz hepimiz. Üç dalı diğer kruvazörüyle, sırf denizcilerle birlikte olmak için, bakın 1924, yani bir sene dahi olmamış Cumhuriyet ilanı. Ve de Latife Hanım'la gidiyor. Tabii fotoğraf büyüttüğüm için kötü, belki okuldan görüyorsunuz şuradaki Latife Hanım. Ve Latife Hanım gemide sürekli. Burada şimdi Gölcük derseniz komutanıyken bu tür fotoğrafları, bu aynı zamanda bir yağlı boya resim olarak Gölcük derseniz komutanının makamı odasında da asılıdır. Çok önemli, önemsediğimiz bir şey. Burada benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de bariyerler hep bağdaş kurup oturuyorlar. O zaman çok ciddi bir şey, bu gelenek. Ast rütbeli subaylar o genelde böyle bağdaş kurup oturuyor. Birazdan toprakta oturanları da göreceğiz. Onu bir hatırlatayım dedim ama asıl benim burada söylemek istediğim, bunlarla ilgili bu şeyin Afif Büyük Tuğrul, emekli Tümamiral, Afif Büyük Tuğrul'un hatıratlarında vardır. Kitaplarında vardır. Yani o kitap hatta şu anda burada, bakayım ismini, evet, Büyük Atamız Türk Denizciliği ve Türk Denizciliği kitabında. Orada şöyle bahseder. Hamidiye kruvazöründeyken yapılan gemi komutanının tuttuğu günlüğe dayanarak, yani gemi komutanına atfeder ve ona göre de Atatürk şunu demiştir, yazmıştır ve bu, ben tabii jurnalda var olduğunu tam bilmiyorum, belki bu konuyla ilgili olanlar daha şey var ama şunun var olduğu, bu söylemde bulunduğu biliniyor. Diyor ki, dış pazarlardan temin edilen savaş gemileri ile deniz filosu oluşturulmamalıdır. Donanma sadece kıyı şeridini korumak için değil, daha da önemlisi deniz ticaret yollarını güven almak için bir güçtür. Anadolu'da yaşadığımız sürece, bu da çok ilginç, bu konudaki ihtiyacımız daha da büyüktür. Öncelikle temel birkaç deniz vasıtası satın alarak başlanmalı ve denizcilik endüstrimizi ve ticaretimizi geliştirmeliyiz. Bundan sonra ulusal sanayiden çıkacak, burayı ben fışkıracak diye yazılmış, aslında çıkacak diye İngilizce de çevirmek için bu şekilde yazmıştım, bunun İngilizcesi de var. Çıkacak bir donanma kurmak daha kolay olacaktır. Yani ulusal sanayiden fışkıracak bir donanmadan söz ediyor. Sene 1924. İşte 11-21 Eylül tarihleri arasında bunu Hamidiye komutanına söylüyor. Subaylar var yanında ve zaten ondan sonra jurnalına da kaydettiğini biliyorsunuz. Denizciliğin hudutları mühim ve büyük, aksamı deniz olan Türk devletinin donanmasında mühim ve büyük olması gerektir deyip Türk donanmasına, güçlü bir Türk donanmasına sahip olması gerektiğini vurgulayan cümlesinde yazar ve denizcilik ülküsünün Cumhuriyet dönemindeki temelini atar. Tabii bu çok önemli çünkü bu 1924 yılında verilen vizyondur. Şimdi ben öğrencilerime veyahut da işte belirli yerlerde böyle sunumlar yaparken
Vizyon nedir? Tanımlamak için veyahut da bir soru geldiği zaman direkt bu sözünden söz ediyorum Atatürk'ün. Vizyon budur. Artık öz şeyini, tanımını sen çıkar anlamında. Bu tabii müthiş bir vizyon. 1924, 2011 veya 2021. Peki bu neye dayanarak ki bahsetmeden olmaz. Kökleri çok iyi biliyor. Çok çok iyi bildiği için nereden nasıl geldiğimizi. Malumunuz İstanbul fethedildikten önce de Haliç'te ve Bizans'ta Cenevizliler var. Orada tersaneler var, gemiler yapılıyor ama bilhassa fethiden hemen sonra 1455'te Taşkızak, o meşhur Valide Kıza ile birlikte müthiş bir tersaneyi amire gelişiyor. Yani tersane Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim zamanında, tabii önce Yavuz sonra Kanuni dönemlerinde çok ciddi şeyler, gelişmeler oluyor. Ama asıl şey Kanuni döneminde tabii, yani o dönemlerde, daha doğrusu bu bahsettiğimiz yükselme dönemlerinde Tersane-i Amire'nin yanı sıra Anadolu topraklarında ve tabii Osmanlı'nın sahip olduğu belirli yerlerde çok ciddi tersaneler var. Bunlardan işte ben bir kuzeyden, bir güneyden, iki tane kuzeyden örnek vereyim dedim. Samsun'da, Sinop'ta tersane var mıdır, yok mudur? Çok kişi bilmez, çoğu tersaneci bilmez. Ama 1071 yılında Türkler girdikten sonra ilk tersaneyi malumunuz Alanya'da kuruyor. Ondan sonra da Sinop'ta kuruluyor. Yani hem kuzeyde hem güneyde iki tane önemli tersane kurduktan sonra işte Çakabey'e kadar, yani İzmir tersanesi, Gelibolu tersanelerine kadar devam eden bir süreç var. Tabii bu süre şey içerisinde, bu bahsettiğimiz Tersane-i Amire'de bir kış boyunca, çünkü yazın donanma alıyor başını gidiyor. İşte şeylerle vergi toplamak için ve malum nedenlerden dolayı. Bunun yanı sıra demin bahsettiğim diğer tersanelerde de bir katarsak büyüklü küçüklü bir kış boyunca 300'e yakın tekne gemi inşa edilebilir. Tabii o zamanki gemiler büyük küçük, yani şimdikilerle kıyas edilmeyecek kadar küçüklüktü ama her biri çok ciddi craftman, yani el işçiliği isteyen şeyler. Bu konularda çok daha detaylı ve kapsamlı bilgi Alirıza'da olduğundan eminim. Ama ben şimdi okuduğum kadarıyla Evliya Çelebi'nin şeylerinde, hatıratlarında şöyle der, yani yazılarında bir orman gibi gördüm Haliç'i der. Nedeni de burada görüyorsunuz işte ağaç direkleri, yani gemilerin direklerini ağaca benzetir. Burası çok önemli bir şey. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an bugün için bile geçerli olan gemi inşa etme geleneği ve bilgisi çok eskiye dayanıyor. Tabii belirli bir süre, biliyorsunuz Abdülaziz zamanında dünyanın ikinci, üçüncü büyük donanmasına sahip ama kaç tanesi bizim? Burada vurgulamak istediğim, benim kendi dizayn ettiğimiz ve kendi malzememizle, Fatih'in meşhur lafı var, bir art kesenin başını keserim diye, tamamen bu tersanede yapılacak gemilerde kullanacağı için ağaçların başkası tarafından kullanılmasını istenmiyor. Ona göre de zaten ağaçlar dikilmiş. Dolayısıyla bu dönemler çok önemli. Ya, bütün tarihte zaten denizcilikte başarılı olan şeylere bakıyorsunuz, çoğunluğu, yani şimdi yüzde vermiyorum ama çoğunluğu, yani çok azı, onlar da küçük topluluklar, devletler, işte küçük oldukları için belki kazanabiliyor ama çoğunluğu kendi gemilerini dizayn ettikleri için gelirleri de çok yüksek. Şimdi günümüze gelirsek, birçok indeks var biliyorsunuz, GDP, yani gayri safi milli hasıla dağılımı, yok işte ekonomik büyüklük vesaire filan indeksleri var. Bunlara baktığınız zaman ilk 10 ülkeye bakın, ilk 8'i, hatta ilk 10'u, yani hepsinin
gemi inşaat sanayinde de, gemi inşaat sanayi diyorum yani sadece şey değil, gemi inşaat sanayinde de çok önde olduğunu görüyorsunuz. Yani biri GDP'de birinciyken üçüncü gemi inşaat sanayinde, yok ikinciyken birinci falan gibi yerlere değişiyor sadece. Biz de bir zamanlar 2008 yılında yani çok güzeldi tabii ama payımız ne kadardı biliyor musunuz? %6,5. %80'i bu uzak doğu ülkelerinin %75-80'i hatta 85'i 2-3 ülke tarafından paylaşılıyordu. Ama o dönemlerde bizler artık bir şeyler öğrenip kendi gemilerimizi dizayn etmeye başlamıştık. Bunu vurgulamak lazım. Dolayısıyla biz ne zaman bir gemi dizayn ediyoruz, o zaman ekonomimiz de düzeliyor. Şimdi Abidin Dağver biliyorsunuz asker değil. Galatasaraylı. Öyle biliyorum. Ben Galatasaraylı değilim ama. Abidin Dağver denizcilikle çok alakalı. Şöyle bir şeyi var. Bu da yine kitaplarında var. Dikkat edilirse görülür ki Türk'ün denizlere hakimiyet devri kendi gemilerini kendi yaptığı zamanlardır. Akdeniz bir deniz, Roma deniziydi diyenlere hayır Akdeniz bir Türk gölü idi diye cevap verilmenizi temin edenler yalnız Barbaroslar, Turgutlar değil. Tersanelerde bu amirallere gemi hazırlayan meçhul gemi mimarları ve ustalarıdır. Bunun altını ben şimdiden çiziyorum. Bu şeyi de sunumu yapmayı da kabul etmemin nedenlerinden bir tanesi. Ben bu şunu da söyleyeyim. Buna benzer sunumları 3-4 ayrı platformda yaptım. Önemli platformda. Ve çok ilgiyle izlendi. Ve hemen hemen hiçbiri askeri veyahut da bariyle ilgili değildi. Bir tanesi de hatta bunun İngilizcesini yakın bu geçtiğimiz yaz ben şeyde Glasgow'daki bir üniversitenin onlar davet ettiler beni nereden bulduklarsa tahmin ediyorum nereden bulduklarını. Burada sizle bahsedeceğim şeyleri paylaşacağım hususları İngilizce olarak orada da paylaştım ve uluslararası 35 ülkeden ayrı ülkeden işte akademisyenlere şeyi paylaştım. Bir iki de güzel soru sordular. O yüzden bunu bilhassa vuruyorum. Tersanelerde bu amirallere gemi hazırlayan meçhul gemi mimarları ve ustalarıydılar. Bunun altını çiziyorum daha bununla ilgili şeyler var. Bunu abiden daha verdim. Tabii şeyden sonra Cumhuriyet ilanından sonra biliyorsunuz Yavuz zırhlısını Tuzla'da işte mayın şeyinden dolayı, yarasından dolayı açıklarda beklerken verilen direktifle deniyor ki bunu biz kullanalım. Önce işte oraya çıksın satalım vesaire filan. Tabii yine Mustafa Kemal'in büyük şeyiyle ki Maraş'a Fevzi Çakmak biliyorsunuz biz gemiye ismi verdiğimiz zaman barıştık. Maraş'a Fevzi Çakmak. Pek yani şey deniz kuvvetlerine ihtiyaç olmadığını savunan biridir. Mareşal Fevzi Çakmak'ın tek katıldığı deniz kuvvetleriyle ilgili tek törendir. 1926, 11 veya 13 Ekim 1926'da bu Yavuz havuzlansın diye Alman şirketine ihale veriliyor. Onlar kazanıyorlar ve şu anda Gölcük Tersanesi'nde kullanılan ve biraz resimde de gördüğünüz bir numaralı havuz. Bu havuz hala kullanılıyor. Tabii ki çok modernize edildi ama hala o zamandan kalan parçaları var. Ve hala çok faydalı bir şekilde kullanılıyor. Ve bu denize indiriliş tarihi işte 1926 Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın kuruluşu diye. Ben Gölcük Tersanesi Komutanı olduğumda sordum neden 1926 diye. Hiçbir cevap alamadım. O zaman bayağı bir 7-8 ay araştırma yaptık. Yani ben inşa edilen gemilerin nerede yapıldı, nasıl yapıldı, tarihçesine kadar girdik. Tabii Ersin Gülen Amiral'in güzel bir kitabı vardı. Ondan faydalandık. Ama bilhassa bu şeyi yapan tersanelerin o zaman Almanya irtibat subayına bizim projelerde irtibat subayına gittim bir araştır bakalım nedir. O zaman çıktı ve o zaman da
fotoğraflar vardı. O fotoğraflara bakıyorum. Ya bu Mareşal Fevzi Çakmak çok benziyor. Evet, Mareşal Fevzi Çakmak görüyorsunuz. Şu iri olan Mareşal Fevzi Çakmak. Bakın yine Bahriyeliler bağdaş kurmuş oturuyor. Denize inmiş halde havuz. Bir nolu havuz. Dolayısıyla geldiği tek törendir. Benim bildiğim. Yani yanılıyor olabilirim. Benim bildiğim. Dolayısıyla Gölcükler Sahnesi Komutanlığı 1926'da bu havuzun Yavuz'un havuzlanması için görüyorsunuz. Yavuz havuzlanmış halde de şey var. Bunlar, bu fotoğraflar gümüş şeyle cama basılmış. Müthiş bir arşiv vardır şeyde, Gölcükler Sahnesi Komutanlığı'nda. Tarih ve fotoğrafla ilgilenenleri şiddetle şey yaparım. İnşallah bir sıkıntı olmamıştır. Oradaki işte uğraşan bir fotoğrafçı arkadaş vardı. O da emekli oldu diye biliyorum. Ben de ne zamandır soramıyorum ama çok önemli belgeler bunlar. Tabii 30'lu yıllarda Mondros ve arkasından 26'da, tabii ki öncesinden Lozan, sonra Mondros mütarekelerinden sonra Boğaz'ın silahlandırılmama ve tekrar Türk bizim elimize geçmesi ile birlikte 1941'de Taşkızak Tersanesi Komutanlığı tekrar faal hale geçiyor. 8 kişiyle. Tabii bu arada şeyden önce yani bu 41'den önce Gölcük Tersanesi'ni kurabilmek için birçok tezgah Gölcük Tersanesi'ni. Ben bunları niye anlatıyorum? Yani yokluk filan diye bir şey değil. Bu çalışıp da işte meçhul kahramanlar, ben onlara çok amiyane kaçmasın istemiyorum. Parlatılmamış kahramanlar diyorum. Çünkü çok parlatılmış kahramanlar da var. Kahramanlarımız var ve inanılmaz işler yapılmış. Bakın yine bir belgesi var. Tersanedeyken, Gölcük'teyken okumuştum. İngiliz istihbaratının gizli şeyin gelmişler adamlar. O zaman şehir zaten yok. Tersane donanma iç içe. Ve fotoğraf falan da çekemedikleri için zaman zaten çok da müsait değil. Elle çizdikleri krokiler var. Orada şunu diyorlar. Ya bu adamlar bu kadar hevesli, nasıl hevesli olurlar? Ellerindeki imkanlar o kadar kısıtlı fakat bir o kadar da hevesliler. Bakın bu iki tane İngiliz, tırnak içinde casusun yazdığı yazı. Bunlar ele geçiriliyor tabii, tercüme ediliyor filan. Çok eski zamanların, yani bahsettiğim şey benim yine 30'lu 40'lı yıllar. Hatta şöyle bir şey diyor ya, bunlar çok hevesli. Bilhassa işte torpido yapma konusunda filan biz bunlara bir şeyler satabiliriz. Aynen bu şey de var. Yani bu yeni değil bu tür şeyler. Tabii bu arada onların destek komutanlığı olan İzmir'deki onların destek komutanlığı 1969'da ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı. Şimdi İstanbul Tersanesi Komutanlığı hep şöyle yanlış bilinir. Bilgimi anlatacağım ama bunlar çok önemli şeyler. Bilgimle de çok alakalı. Biz el koyduk. Bilhassa siviller. Hayır. Bu ekipte ben de vardım. Mehmet Ali Çınar amiralimiz de olabilir. Nadir Kınay Metin Poyrazlar amiral de var. Özelleştirme dairesinde bir toplantıya gittik. Biz nasıl hazırlık yaptık biliyor musunuz? Ben 10 tane falan klasör taşıyorum. İşte bir şey olursa onu çıkaracağız, bir şey olursa bunu çıkaracağız. Çünkü Taşkırık Tersanesi'nde havuzlama bile yapamıyoruz. Artık iyice dolmuş da alüvyonlar. Gemi çıkartamıyorduk. Hatırlarsanız Kılıç 2'nin ikinci gemisini biz seyir tecrübelerini çıkartamıyorduk. O haldeydik. O deprem maalesef oldu. Depremden sonra biz toplantıya başladık. Daha 15 dakika sürmedi. 15 dakika sonra hayırlı olsun hiçbir şey tartışmayız. Tersane sizin dediler. Ve arkasından da hiç unutmuyorum, özelleştirme dairesi başkanı dedi ki Alay Bey'i niye almıyorsunuz? O dedi ki hiç bizim öyle bir hazırlığımız yok. Bakın burada 10-15 kişi bu konuya şahit. Belgeleri de özelleştirme dairesinde hala duruyordu toplanmakta. Ve bize 15'te 20 dakika içinde Alay Bey'i de İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na verdiler. Şimdi iyi ki verdiler. Biz aldığımızda İstanbul Tersanesi, Pendik Tersanesi boyum kadar otlarla dolu şeyler gelip, işçiler gelip kart basıyorlar. Sonra gidip döner sermeden para kazanıyorlardı. Ayrı konu. Şimdi tabii buraya bu gelişmeler olurken Gölcük Tersanesi'nde Cumhuriyet döneminde mihenk taşı dediğimiz
Bir inşaat olayı var. O da Gölcük Yağ Gemisi. Bunun ikincisini demin Deniz abi sordu. Turgut Koçak tasarladı. Hala kullanılıyor. O yüzden de gemilerden bir tanesine TCG Gölcük adı da verilemiyor. Onu da söyleyeyim. Belki soran olur. TCG Gölcük niye verilmiyor? Çünkü Turgut yaptı şeyini kullanılır hala diye biliyorum. Bunun ilki işte Türkiye'de gemi yapılamaz artık bitti denildiğinde Atatürk'ün izniyle gönderilen 5-6 tane mühendisten biridir Atan Utku. Almanya'da gider eğitim alırlar. Dönerler ve 1931'de kendi dizayn ettikleri ilk saç gemidir. Ve 31 yılında proje başlar. Aslında denize 35'te iner fakat teslimi 38'i bulur. Bakın sol tarafta Cumhuriyet devrinde ilk gemisi 31. Teşrin der. 31 Ekim. Aslında bu 29 Ekim'de indirilecektir ama taş koyulur. Törende tören yapılamaması için birçok kişi elinden geleni yapar ve 31 Ekim'de iner gemi. Yani Cumhuriyet düşmanları sadece laflı olmuyor. Bu konu yine tarihçilere bırakalım. Benim işte bildiğim, okuduğum gazetelerden okuduğum veyahut da anılardan okuduğum. Şimdi Atan Utku, Allah rahmet eylesin biliyorsunuz, Bahriye subayı ama İsmet Ünlü'nün imzasıyla Haliç Tersanesi'ne ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Gemişa bölümünün kurulması için, makine bölümünden ayrılıp kurulması için savaş veren ve kuran da birisidir. İlk bu gemiyi yapıyor ve Türk gemi mimarları ve ustaları olarak da tarihe geçiyorlar. Şimdi tabii bu sadece bu Atanuk değil. Bakın Muhittin Etingül çok genç yaşta ölmüştür bu. Faruk Erler, Saffet Kıyasi. Bunların hepsi Bahriye subayıdır. Hepsi mühendistir. Ve gördüğünüz gibi bizim şimdi AutoCAD'de yok işte MathSurf'te şurada burada 3 saniyede yaptığımız şeyleri şu soldaki şey görüntü el yazısı Atan Utku'nun şeylerindendir. Bunlar harp okulunda ailesi tarafından teslim edilmiştir öldükten sonra. Bu gemide endaze bakın elle çizmiş şu sağdaki aslında bir kaçakçı kovalama botudur. Burada direnç hesabı yapılmaktadır. Şimdi biz övünüyoruz, biz bir şey yapıyoruz diye. Bakın elle yapılmış şeyler. Şimdi dolayısıyla bunları da bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Çünkü bu gelenekten geliyoruz biz de. Bana diyorlar ki ya şimdi CNC makineler var bilmem. Ya ben göreve başladığımda tersaneye gittiğimizde biz kalıptan gemi yapıyorduk hala. Endeshanede. Yani bana şunu sordulardı. Dediler ki işte yerlilik oranı birazdan bahsedeceğim bilgimin %65 diyorsunuz ama işte AutoCAD kullanıyorsunuz yabancı. Tamam doğru o zaman. Alın elimizden AutoCAD. Biz bunu yine yapacağız. Çünkü kalıp kesebiliyoruz. Endeshanemiz var. Keseriz yine yaparız. Nasıl yapılmış? Bakın burada örnekleri var. Yapmışlar zamanında. Bunların yetiştirdiği ustalar bakın yine Atan Utku ve ustabaşlarıyla beraber Taşkızak Tersanesi'dir. O dönemde işte kar topu gibi bir kar topu çığ olarak büyümüş, büyüyüp bugüne geldi. Yani tamamen biz belleğimizi yitirirsek eğer o zaman hakikaten bir şey yapmak çok zor. Ama dayanağımız daha buradan geliyor. Gölcük Tersanesi ve Taşkızak Tersanesi. İkinci Dünya Savaşı'nda çok iyi biliyoruz ki su üstü gemilerimiz, denizaltı gemilerimiz, mayın taramalar bile Amerika'ya bakım tutum onların için gidiyordu. 60'lı yıllarda yine o meçhul gemi mimarları ve mühendisler ve deniz subayları, şimdi kimsenin hakkını yemeyelim, deniz subayları, ya biz bunu niye yapamıyoruz? Gemi personeli, çok iyi biliyorsunuz ki yurt dışına gitmek ekstra bir şey gelir. Ama ona rağmen bunu elinin tersiyle itilip 60'lı yıllardan sonra artık askeri tersanelerimizde yapılmaya başladı. Ve 60'lı yılların başlarına kadar bu arada Gölcük Tersanesi'nde küçük 8,8 tondan 550 tona kadar ki bunların 6 tanesi ucum bottur. Geri kalanları yardımcı sınıf gemidir.
Gemiler inşa edilmiştir. Bakın soldaki yanlış hatırlamıyorsam Yıldırım Ucubatı. Bakayım isimlerini koymamışım. Sağdaki ile ise Öncü. Perçinli gemidir. Şansa bakın ki yani daha doğrusu şeye bakın şans benim için tabii. Ben bu gemide başlangıç yaptım. Vurduya çıkmadan önce. Stimli gemiydi. Fakat sonra dizele dönüştürülmüş. Daha sonra çok ciddi tadilatlar yaptık. Nasıl mı yaptık? Bilgiyle. Deniz Harbi Okulu'nda aldığımız bilgiyle. Emin olun. Bunu ayrıca olarak anlatabiliriz. Şimdi böyle bir şey üzerine ilk muharip sınıfı diyebileceğimiz bir karakol gemisi. TCG Koçhisar İngilizlerden alınan dizaynlar 63-65 yılında Gölcük'te yapılıyor. Ha, o zaman bir şeyler öğrenilmeye başlanıyor. Ama asıl bence başlangıç TCG Berk 1967'de kızağa konuyor. Deniyor ki bu işte Alman şey pardon bir Alman gemisi aynısı. İspanyollarda da var. Var da biz oturduk aynısını dizayn ettik. Önemli olan gemi inşa mühendisliğinde ben öğrencilerim de şunu diyorum. Arkadaşlar gemi inşaatında işte hani dört kişiyi çok iyi bileceksiniz. Bir Arşimet. Arşimet prensibini sağlıyorsanız gerisi de hız yapacaksınız. Bernoulli prensibi işte Reynolds sayısı. Frut hocam diyorlar beşinci de ben diyorum. Tabii o öğrencilere diyorum bunu. Beşinci beni unutmayın sakın diyorum. Şimdi dolayısıyla Arşimet prensibini yaptıktan sonra ondan çalmış. Bakın Supreme Scales çok iyi biliyorsunuzdur. Arleigh-Burke'lerin 17. varyansı. Onu birazcık eğiyorsunuz, biraz büküyorsunuz, biraz şey yapıyorsunuz. Sonuçta sizin elinizde bir offset tablosu var. Bu dizayn bakın 1981-82 James Fighting Ship'te aynı şey. The first major warship built in Turkey. The start of a most important era in East Mediterranean. Açın bakın. TCG Berk ne yazıyor? Aynen bunu yazıyor. 1981, 82 James Fighting. Ne diyor? A most important era. Peki biz diyor muyuz? Size bırakıyorum cevabını. Evet ben diyorum. Sonra bakın bu TCG Berk aynı zamanda Kıbrıs gazetesidir. Kıbrıs 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. Sonra PEK var, TCG PEK var. Biliyorsunuz bunların Osmanlı'dan gelen güzel isimlerdir. 1975 yılında da TCG PEK. Daha sonra 70'li yıllarda teknoloji, bilgi transferi, paylaşımı bunların hepsi tabii parası verilerek yani onu söyleyelim ciddi paralar ödenerek hem fırkateyn hem denizaltı hem güdümlü mermili hücum bot konularında çok ciddi inşa, dizayn ve inşa kabiliyetleri kazanıldı. Bu çok ciddi hem on-the-job trainingler yapıldı hem tırnak içinde reverse engineering. Ben o zaman gemilerde çalışırken tersaneye girdiğimizde bunu o kadar net görürdük ki derler ki ya böyle böyle bir şey var şurada şu Amerikan gemisinde acaba onu burada uygulasak mı? Uygularlar da olurdu. Ve hepsi bir işe yaradı. Bakın en alttaki sağ alt köşedeki mayın avlama gemisidir. Bu bence son şeydir. Mayın avlama gemisi projesi biliyorsunuz Alman Amerikan Rasmussen'de Lürssen Tersanesi'nin konsorsiyumu olarak dizayn ettiği ilk gemi orada yapıldı. Ben de proje kontrol ofisi başkanıydım. Sağ olsunlar beni görevlendirdiler. Kısa bir sürede olsa kaldım döndüm. Diğer beş gemi Türkiye'de yapıldı ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı mayın avlama gemi, daha doğrusu mayın demeyelim, manyetize edilemeyen çelik işleme kabiliyetine sahip oldu. Yani non-manyetik çelik işleme kabiliyetine sahip oldu. Ve biz burada bu sözleşmeyi imzalarken, yani bu konsorsiyumun şöyle bir şartı vardı, mutlaka bir yerli tersane olacak. Tabii savunma sanayi müsteşarlığı yavaş yavaş artık işe girmişti, uyanmaya başlamıştı. Bir şeyler oluyor burada. Bu tersanelerde bir şeyler, askeri tersanelerde bir şeyler yapılıyor diye. Ve bu konsorsiyumda Taşkızak Tersanesi'ni seçti ve ihaleyi kazandı. Ancak ihalenin kontratın başlaması için bir şart var. Taşkızak Tersanesi ile
sözleşme imzalanması lazım. Dönemin tersane komutanı o zaman ben ismini vereceğim. Çünkü bazı arkadaşlar dönemin tersanesi komutanı, tersane komutanı böyle dedi, tersane komutanı böyle dedi deyip geçiştiriliyorlardı. Yani belirli yerlerde okursunuz, duyarsınız. Ben söyleyeceğim, Tuamiral Metin Poyrazlar müthiş bir savaş verdik ve onun liderliğinde biz şunu kabul ettirdik. Active participation in all design phases. İmzalamıyoruz dedik. Deniz kuvvetlerinden baskı geliyor, oradan baskı geliyor filan ve en sonunda imzaladılar. Çünkü döner sarmadan yapılıyor zaten. Yani vazgeçilecek ihale şey olacak, Gündoğdu olmak üzere. Bakın biz bu geminin dizayn safhasında Almanlarla öyle bir ekiple gittik ki birazdan göreceksiniz. Bunların birçoğu dizayn proje ofisinde görevlendi. Bana gelip ben kontrol ofisi başkanıyken dediler ki sizinkiler çok soru soruyor, bir şey anlamıyor. Şimdi tabii gidenleri birazdan söyleyeceğim. Dedim ki yarın ben de geleceğim. Neler sordular ve soruları bana bir not etsinler de arkadaşlar. Dizaynerler, Alman dizaynerler. Ben de bir bakayım ya, ilgileniriz tabii falan dedik. Ama ben anladım. Çünkü bizim ekipte iki Michigan mezunu, bir MIT mezunu, bunlar gemi inşaat mühendisi, 7-8 tane PG, diğerleri de benim gibi İstanbul'daki yani Türkiye'deki ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ'yü bitirmiş mühendis arkadaşlar ve 4/3'ü de Deniz Harbi Okulu mezunu. Ben dedim hatta kim bir tanesi, işte dediler İbrahim, şimdi teknik başkan tahmin ediyorum, yanılmıyorsam teknik başkan. Ya dedim tabii o bilmez, o da Michigan mezunu bilmez falan dedim, böyle kaldılar. Şimdi biz o projede çok şey öğrendik. O yüzden bunu detaylı anlattım. Mayın avlama projesinde biz active participation baktık ki ben bir şey daha anlatacağım. Yani böyle anlatırken anekdotlar aklıma geliyor. Umarım sizi sıkmam. Daha 45 dakika oldu. Bir buçuk saatimiz daha var herhalde. Yok yok, o kadar değil. O kadar değil, yok. Bitireceğim birazdan. Bu şeyde işte dizayn şeylerinde benim onayımdan geçmesi lazım. Benim onaydan geçtikten sonra işleme giriyor ve bunlar German Lloyd'a yolluyorlar. Alman Lloyd'una yolluyorlar. Ama sözleşmede öyle. Dolayısıyla ben Lloyd'a gitmeden önce bakmak zorundayım. Ya ben sabahlıyorum, elimde 4 tane renkli kalem, geliyor resimler, hesaplar, çizimler falan. Şartnameye aykırı, şartnamede yok, kendi kafalarına göre yapmışlar filan. 1-2-3 çağırdım şeyi, işte koordinatör, çok da iyi, samimiyiz, çok da yardımcılar aldı. Almanlar aslında işte gerçekten çok yardımcı, ne yalan söyleyeyim şimdi. Ya dedim sizin mühendislerin saati kaç lira, kıdemli mühendislerin, ne yapacaksın dedi. İşte bilmem kaç mark, o zaman da mark daha tam geçilmemiş. İyi dedim, ben hesapladım şöyle çarptım falan. Bana şu kadar dedim var, borcunuz var. Yarın keseceğim, yollayacağım size dedim. SSM'ye yazıyor. Nereden çıktı? Dedim beni çalıştırıyorsunuz. Yani ben sabahlara kadar dizaynın üzerinde oturuyorum, çağırıyorum. Bir de bizim gençleri de o zaman üst hemen yüzbaşı pırıl pırıl çocuklar koyuyorum önlerine. Bir tartışıyoruz. Saatler süre gece saat 1'de 2'de o hava da geç kararıyordu. O da ayrı da. Mayıs-Haziran aylarında Bremen'de dedim ya beni, ya dediler niye böyle yapıyorsun? Sen bas imzayı, Alman Lloyd'a her şeyi düzeltiyor zaten. Şimdi biz öyle yapmadık tabii. Biz yine devam ettik. Devam ettik ve ciddi anlamda çok güzel bir know-how oluştu. Bu benim düşüncem. Çünkü o arkadaşların hepsi daha sonra Bingham Proje Ofisi'nde görev yaptılar. Şimdi bu arada 90'lı yıllarda biz İlk defa muharip veyahut da askeri gemi veyahut da savaş gemisi yapmadık tabii. Bakın TCG Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın SG botları, 80 SG botları. Şu TCG Çakabey. Bakın Turkish der. Bu da yine James Fighting Ship'ten alınma. Bakın bütün bunların hepsi yardımcı gemiler, LCT'ler. Çok sayıda LCT. Taşkızak Tersanesi Komutanlığı'nın tarafından dizayn ve inşa edilmiştir. Yani
Şu Çaka Bey'i o kadar tukaka ettiler ki 1980 yılında yanlış hatırlamıyorsam devreye girdi. Ben 79 mezunuyum. Ben bu gemide bulundum. Foça'da görevliydim. DST, TCK Serdar'da. Ya nasıl tukaka ediyorlardı? Bunu haldırıldığında her yere yolluyorlardı ve her görevi başarıyla yaptı. Ve ben Ankara'da görevdeyken yani 2008-2009 veya 2010 yılında hurdaya çıkartıldı. Tepe tepe kullandılar. Ama biz burada öyle büyük hatalar yaptık ki. Ben bir tanesini size söyleyeyim. Kapak mukavemet hesabında su yoktur. Gördüm çünkü 240 baş mühendis kendi kasap mukavemet, kapak mukavemet hesaplarına baktım. Ama şöyle avantajı var. Çünkü kuru kapak açacak ve daldığı zaman zaten su taşıyor. Yani dinamik kuvvetlerin dışında çok ciddi bir etkisi yok. Ve hiçbir sorun olmadı o kapakta. Ama ne oldu? Biz gördük. Çok ciddi eksiklerimizi gördük. Ve bu gemiler, bakın tarihlere bakın, 80, 81, 82 müthiş krizlerin olduğu zaman, ekonomik kriz bütün dünyada. 70'li yıllardan söz ettim. Petrol krizi var, müthiş ekonomik kriz var ve biz gemi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Şu LCT'ler, benden büyükler çok daha iyi bilir. Kara tipi tanklardan sökülen motorlarla deniz marin tip haline getirip LCT'lere kondu. Şaşırdılar. Nereden çıktı bu şeyler diye. Biz de şaşırdık. Yani nasıl yapmışlar diye. Sonra biz ve bizden sonrakiler de şaşırtan çok şeyler yaptı. Şimdi gelelim tabii bu yani önemli MİLGEM için böyle bir altyapı var. Böyle kimse sonradan böyle gökten zembille veya paraşütle inip de bu iş hadi yapalım hadi olsun veya yaparız filan demedi. Her şey bilgiye dayalı özgüven. Bu benim ben hep kullanırım bunu. Bilgiye dayalı özgüven, cesaret değil bakın özgüven. Akıl ve bilgiye dayalı özgüven. Biliyorsanız. Şimdi bu ilk aslında 1997-98 yılında bunu belki Turgut hatırlar ile illüstrasyon şeyleri daha yeni çıktıydı. O zaman yapıldı. Böyle bir biz hayal ettik, etmiştik. Ve neden hayal ettik? Çünkü aslında Milgem şeyi de Milgem kısaltması da Milli Gemi 1993'lere kadar gider. 1992-1993. O zamanın Deniz Kuvvetleri Komutanı Vural Bayezid ya biliyorsunuz bardak dahi mutfağa bardak alınacak bardak ve tabak dahi turnkey proje olduğu için dışarıdan geliyor. Parasını veriyorsunuz alıyorsunuz. Mecbursunuz yani. Çünkü anahtar teslim yapılıyor şey. Tersanede biz kendimiz inşa ediyoruz ama malzeme olduğu gibi dışarıdan geliyor. Şimdi şaka bir yana biz benzerini Pakistan'a yapıyoruz. Öyle öğreniliyor ama. Yani bunun ben eleştirmek için falan söylemiyorum. Öyle öğreniliyor. 1983'te Vural Bayezid ya her şeye niye bağımlıyız? Biz turnkey şey yapmayalım. Tamam sözleşmeleri öyle yapalım ki yerli bir şeyler de katalım. Dendiğinde o zamanki büyüklerimiz işte Ersin Güler, amiral, yanlış hatırlamıyorsam daire başkanı, Mehmet Ali Çınar amiral, amiralimiz. Bunlar o zaman bu işlere kafa patlatanlar. Şimdi isimlerini böyle tek tek sayıyorum ama sayamadıklarım kusura bakmasın. Çünkü Milgem projesi hiç kimsenin. Milgem projesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nındır. Deniz Kuvvetleri'nin subaylarınındır. Türker Ertuğrul Amiral çok güzel bir afiş bastırmıştı çıktığımızda. 1773'te kurulan Mühendishane-i Bahri Hümayun'un şeyidir. Ben de o zamanlarda kongrelere falan gittiğimde diyorum ki tanıtınız kendinizi. Ben diyorum 1773'te Mühendishane-i Bahri Hümayun'dan mezunum. Yalan da değil çünkü üniversitesi de var içinde. Dolayısıyla rahatlıkla bunu söyleyebiliyorum ben. Şimdi o yüzden kimi eksik, kimin ismini söylemiyorsam eksik kalmış demektir. Kimi söylüyorsam onun da değildir. Onu da söyleyeyim. Bu benim kişisel görüşüm ve buna da sonuna kadar inanıyorum.
Ta 1982-93'te başlayan bir millileştirme çalışması var. Onun üzerine o işte demin bahsettiğim dönemdeki görevdeki tüm arkadaşlar, amirallerimiz ve tersanedekiler, tersane çalışanları bir çalışma yapıyorlar ve %25 biz ucuza yani %25'ini kendimiz yapabiliriz diyorlar. Maliyeti %25. Şimdi bakın bu gördüğünüz şey ne? Niye yazmadım bunu? Bir yerden kestim aldım. Bu ben İstanbul Tersanesi Komutanı iken bir MİDEM prestij kitabı hazırlattıydım. Sonlarına doğru boştur sayfaları ama yazılacak şeyleri yazmışızdır. Tamamlansın proje bitsin ondan sonra işte benden sonrakiler tamamlansın filan diye şey yapmıştım. Herhalde unutuldu bilmiyorum. Oldu mu olmadı mı onu da bilmiyorum. Şimdi kimsenin de şeyini almayalım. Yani yapıldıysa da benim haberim yok. Bir Milgen Prestij kitabı mutlaka ve mutlaka Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanması lazım. Bunu o zaman söyleyip işte ön sayı hazırlıklarını yapmıştık. Oradan cut and paste'tir. İşte 90'lı yıllarda 93'te başlayan Mayıs 93'te ve yapılan çalışma sonucunda da %25 oranında malzeme ve hizmet tasarrufu sağlanacak. İşçilik zaten bizim ama işçiliği bakmayın %7, %8 şeyde on the job training'e yolluyorsunuz onu aslında. %10-12'lere falan bulur da, ımışı bulur da. Ya on the job training'e yolluyorsunuz. Şırak diye onu kesiyorlar zaten projeden. Öğrenirken sizin kazancınız gidiyor. Ama bunların tabii her birinin bize çok ciddi katkısı oldu. Şimdi eğri oturalım, dolu konuşalım. Ben kimseye hiçbir şeyi eleştirmiyorum. Çok ciddi olumlu katkısı olmuştur. Şimdi gelelim bu 93'te bu şeyde başladıktan sonra bakın 8 Aralık 1994 yani artık ne derler ayranı kabarmaya başlamış Deniz Kuvvetleri'nin herkesin inanan herkesin yani çok az inanmayan var ama şunu da söyleyeyim inanmayanların ve taş koyanların da çok ciddi katkıları oldu. Örneği var. Örnek bende. Çok ciddi katkıları var. Çünkü yapamazsınız olmaz. Denize inerken yan mı yatacak acaba filan. Böyle şaka yapıyorlar hesapta ama. Hem de cevabım şey oldu yani. Hangi dedim gemi yan yattı? Bir 1400'lerden beri gemi indiriyoruz denize. Bir tane hadise var mı yan yatan? Yatıp da batan. Neyse. Ama bu şu önemli bakın. Şimdi kendisi de burada Celalettin Güllüoğlu albayımız. O zaman kurmay albay ve askeri danışman başbakanlığın. Şimdi ben bunları biliyordum ama kendisiyle tabii üniversitede beraberiz. Çok detaylı konuşma fırsatımız oldu. Benim notlarımın arasında. Buna değinmeden geçilmez. Çünkü hükümet nezdinde veyahut da siyasilerin nezdinde ilk defa biz bunu yapabiliriz deyip de bize görev verdirtme işinin başlangıcıdır. Yani Deniz Kuvvetleri'nin baskısıyla Genelkurmay'a, Milli Savunma Bakanlığı'na defalarca anlatması, gitmesi, gelmesiyle pat diye Başbakanlık bir gün bir emir yazıyor. Diyor ki gemi inşa projelerinin milli imkanlarla gerçekleştirilme konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bir çalışma yapsın, bize anlatsın. Bunu Deniz Kurmay Albay o zaman ki tabii rütbesiyle Celalettin Güllüoğlu albayımız gayet iyi bilir. İsteyen ona sorabilir. Ben ondan çok şeyler dinledim. O zaman çünkü Başbakanlık Deniz Askeri Danışmanı. Şimdi o zaman yapılan çalışmalarda 7-8 tane bakanı aynı anda bir günde Genelkurmay Başkanı'nı, tüm kuvvet komutanını, başbakanı vesaire hepsini bir araya getireceksiniz. Aynı anda anlatacaksınız. Bir toplantı sonucunda her şey netleşti. Netleşmiştir. Yani tabii ki bir toplantıda değil ama bir o toplantı sonucunda Deniz Kuvvetleri, hükümet, siyasi irade, herkes ve tabii ki Deniz Kuvvetleri de demiştir ki ya biz artık yaparız. Ağzından da çıktı. Biliyoruz da yapıyoruz da çünkü. Ve desteği bu siyasi desteği alınca da verilen direktifler doğrultusunda 1996 yılında görev, ihtiyaç ve teknik tanımlama dokümanı hazırlanmaya başladı. Ben şimdi bu arada bir
Anekdotumu anlatacağım. Ben 1997 yılına kadar Deniz Harp Okulu'nda uzun süre Gemişer görevinde, Gemişer öğretim üyesi görevi olarak hem de sıfat edildi. Fakat can atıyorum tersaneye gideyim diye bir tek şey yapmıyorlar. 95 yılında bu bilgem konuşmaya başladığında 95 yılının yani hatırlamıyorsam 52 ayını tam ayını hatırlayamıyorum ama duydum Deniz Harp Okulu'nda bir toplantı yapıldı. Bütün teknik amiraller orada ve tüm sivil tersaneciler, iş adamları ve bu işe katkı sağlayabilecek, bu işi yapabilecek tersane sahipleri çağrıldı. O kadar net hatırlıyorum ki. Ben de koşa koşa gittim. Ne çağrılayım ne görelim. Ben çünkü Harp Okulu bir öğretim üyesiyim. Kimse benim farkında bile değil. Ama o kadar net ki gözümün önünde sahnenin böyle sahneye karşınıza aldığınızda sol tarafta teknik amiraller oturuyor. Sunucu var. Kalkıp sunum yapıyorlar. Ve o bahsettiğim şu rekada Hazrun da dinliyor. Acayip tartışmalar oldu. Yani sonuçta şu dendi. Ya ben şimdi isim vermiyorum ama çok tanınmış, bilinen tersanecilerden bir tanesi hala yapıyor bu işleri. Kalktı dedi ki siz dedi gölge etmeyin başka ihsan istemez. Gülüşürdük ben. Peki dendi. Çok güzel. Ya o kadar güzel bir sonuç ki bu. Gölge etmeyin başka ihsan istemez. Yani bize destek olun filan deniyor. Peki dedi orada hiç unutmuyorum. Ya Metin Poyrazlar Amiral ya Ersin Amiral hatırlamıyorum şimdi. Dediğim gibi isimler karışabilir ama amirallerimizden bir tanesi dedi ki peki dedi dizayn ve performans sorumluluğu da sizde olacak değil mi o zaman dedi. Yani yaparız diyorsunuz. Hop bir dakika dedi. Bu şahıs diyorum şu anda hala var. Yani hala tersane sahibi, hala armatör, hala savunma sanayinde de işler yapıyor. Bir dakika dediler ya ne alakası var? O sizde. Dedik ki yani gemi işte 15 knot sürat yapacak atıyorum. Yapamadı. 11 knotta kaldı. Sizin sorunuz. Yani ne? Bunlar yaparız ederiz gölge etmeyin diyorlar. Kabuğu yapacaklar sadece. Yani tekneyi yapacaklar. Ya onu gözü kapalı yapıyoruz biz zaten. Şimdi böyle olunca eyvah dedik nereye gidiyor? Tabii 96 yılında bakın hep arka arkaya. Buna rağmen tek çalışma dokümanı işte görev ihtiyaç da şey hazırlansın filan diye hem Deniz Kuvvetleri'nde hem de Taşkızak Tersanesi Komutanlığı'na bir direktif verildi. Ben de o sene Taşkızak Tersanesi'ne tayin oldum X-40 Başmanlısı olarak ve de tesadüfen bu şeyin içine girdik. Benim başlangıcımdır yani ilk 95'teki o toplantı, sivillerin olduğu toplantı. Ve 1990'lı yılında ilk konsept tasarım çalışmalarını yapmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Taşkızak Tersanesi Komutanlığı, aslında koordinatör olacak Deniz Kuvvetleri ama Taşkızak Tersanesi Komutanlığı, Gölcük Tersanesi Komutanlığı, bilhassa elektronik ve silah sistemleri konusunda ve çok önemli İstanbul Teknik Üniversitesi'nden oluşan bir grup oluşturuldu. Bilgem Proje Grubu. Sonra beni de görevlendirdiler. Yani 240 başmanısı olarak bunu da üstlendik. Ve müthiş çalışıyoruz. Çünkü mesainin belirli bir kısmını yeni bir dizayn ofisi yapılmış. Çok değişik, güzel masalar, sandalyeleri var. Oraya gidiyorsunuz. Bir havaya giriyorsunuz. Bilgisayarlara ayrı yeni şeyler alınmış falan. Ve bu arada koordinatör olarak emekli olmuştu. Sezai Işık Albay'ımız. Kulakları çınlasın. O da üniversite ve şey arasında Deniz Kuvvetleri ve Taşkızak Tersanesi arasında koordine sağlayacak yani sivil koordinatör olarak çok çabalar sarf edildi ve biz o çok da güzel bir teknik şartname hazırlandı ve bu teknik şartname de aslında teknik şartnameye dönüştü sonra yani kaynağın nasıl yapılacağı iş emri detayında neredeyse maddeler vardı. Sonra okudan okuyunca diyorum ki ya neler yapılmış yani neler yapmışlar ama işte bir şeyleri bilmekten kaynaklanıyor bu. 8 Aralık'taki bu şeyden sonra işte 95'te, 96'da, 97'de geldik 98'e. Savunma Sanayi Müsteşarlığı yine sorun performans sorumluluğu oldu. O zaman bir dakika dendi ya yani Design Proje Ofisi'nin performans sorumluluğu bizde olacaksa o zaman SSM'in ne işi var?
SSM olacaksa o zaman yani başkası yapsın. Biz niye? Çünkü biz taşın altına elimizi sokuyoruz. Tabii bazı kişiler bazı yerlerde bunu İstanbul Teknik Üniversitesi'ne atarlar suçu. Hayır değil. Çünkü onlar dediler bir dakika ya biz nasıl bunu yani Bizans yapıldı edildi yazdık ettik çizdik bir şey hata oldu. Yani bunun hesabını kim verecek? Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile ben Gemi İnşaat Daire Başkanıyken ilk yaptığımız toplantıda bana tek ilk sorulan soru şuydu. Peki bu gemiyi bu ikinci aşama birazdan geleceğim oraya ama o zaman anlatayım. Neyse sonuçta dendi ki bu iş olmayacak. Dizayn sorumluluğu filan. SSM dedi ki bu böyle olmaz. Biz o zaman bunu ihaleye çıkalım. O zaman bu konsept dizayn çalışması İstanbul Teknik Üniversitesi ile şeye dönüştü. Tersane teknik tanımlama dokümanı ve ihale dokümanını hazırlamaya. Bu arada da bu şeyler hazırlandı etti. Tabii ben hızlı geçiyorum. 2000 yılında bakın hep birer ikişer yıllarıyla SİSİK kararıyla en sonunda şey çıktı. 8 artı 4 opsiyonlu olacak şekilde 12 adet milgem. İhale. Nereye? Yurt içi yerli veya yurt dışı ana yüklenici ama yerli bir firmayla konsorsiyum. Joint venture değil. Bakın. Joint venture değil. Konsorsiyum. Yani herkes kendi sorumlu değil. Ana kontraktör olarak hepsi her şeyden sorumlu olacak. Bu çok önemliydi. Yerli dizayn olacak. Yerli sivil veya askeri bir tersanede yapılacak. Aynı mayınavlama gemisinden bir şeyimiz var ya. Belki askeri tersanede yapılır. Belki sivil tersanede yapılır. Amaç da orada bir an önce sivil sektörün bu işe girmesi. Dedik ki biz yani belki olur. Şartname hazırlandı edildi. Aynı yıl SSM tarafından ihaleye çıkarıldı. Teklife çağrı dosyası. 12 adet firma şeyi aldı. Çağrıyı aldı. 12 adet. O ay dendik. Bayağı güzel. Sonra teklife çağrı dosyaları açıldı. Ben de o sırada Fırkattin Şube Müdürüyüm. Ankara'ya tayin oldum. Tesadüfen işlerin içindeyim yani. O yüzden dediğim gibi belgeye dayalıdır bunların hepsi. Ve teklife çağrı dosyalarını daha idari dosyaları açtığımızda şunu gördük. Bir tane yerli firma var. Bir tane Alman'la birlikte bildiğimiz büyük bir Alman tersanesi de bizim büyük tersanelerden bir tanesi ve teklif vermiş fakat bir yerli firma 10 milyon dolardı o zaman. Yani şey değil artık ki 10 milyon dolar teşvik diyorum. Teminat mektubu. Yani bankaya gideceksiniz, 10 milyon doları ipoteke edeceksiniz. Para trinkle ödemiyorsunuz, yapamazsınız. Bir şey olursa 10 milyon dolara gidecek. 10 milyon dolarlık firmalar, diğer firmalar da dahil, o teminat mektubunu veremediği için diğeri de joint venture, yani Türk ne yaparsa yapsın, ben ne yaparsam yapayım, herkes kendi hesabına, kendi cezasını öder dedikleri için daha teknik şeyler açılmadan idari olarak iptal oldu. Biz kaldık dımdızlak. 2002 yılında ilk gemi, 2006'da dördüncü gemi planlıydı. Allah rahmet eylesin Savaş Onur Paşa. Ben daire başkanı oldum. Teknik başkanken dedi ki derhal şey hazırlayın. Arkadaşlara oturduk alternatif. 18 tane tedarik alternatif hazırladık. 2'ye düşürdük. 18 tane. Ve bunlardan bir tanesi prototip yapalım, bir tane yapalım ama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda olsun sorumluluk diye. Ve bu tabii hemen kabul gördü. Bakın harp gemisi veya bütün gemiler için geçerli. En önemli şey dizaynın sorumluluğunu ve de performansı yani inşa ettiniz. Gemiyi kullandınız. O geminin performans sorumluluğu, şartnamede performans sorumluluğu ana kontraktörde olur. Şu anda sivil tersanelerin ticari gemi projelerinde dahi kredi alamamalarının en büyük nedenidir. Çünkü teminat mektubu zaten başlı başına bir kredi. Bakın bir şeyden 10 milyon dolardan söz ediyorum. Şimdi dolayısıyla oturup bir model, öyle bir model bulalım ki Savunma Sanayi Müsteşarlığı o güne kadar emin olun bakın 2005, 2006, 2007, 2008 yani bu proje tam olarak başlayana kadar
bir tane projesi yok. ARGE projesi yok. Hepsi satın alma. Hepsi satın alma projesidir. Belki bir iki tane ufak tefek. İşte MK'ya kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor filan. Neyse 2004 yılında tekrar SİSİK bir daha bir gözden geçirdi ve biz kabul edince performans ve dizayn sorununu kim kabul etti? En baştakiler karar vericiler değil. Evet dedik ya biz artık biliyoruz nesinin sorumluluğu. Yaptığımız gemilerin, dizayn ettiğimiz gemilerin, inşa ettiğimiz gemilerin hangisi teslim edilememiş? Yani niye kendimize haksızlık edelim? Birileri tabii ki dedi yapabiliriz deyip birileri de karar verdi. Şimdi karar şu. Bakın bunu biz SSM'e anlatana kadar göbeğimiz çatladı. Birazdan el yazımla toplantıda tuttuğum en notlarımı saklıyorum hala paylaşacağım sizle. Savunma sanayinde şöyle bir şeye ikna ettik. Demin birazdan anlatacağım şeylerle. Deniz kuvvetlerinde olacak performans ve teslimat takvim sorunu. Yani geç teslim edersen de sorumluluk yine senin. Hele performans tutturamazsa ne yapacağız? Ya sivil sektör bunu tutturamadığı zaman hurdasını satsa veyahut da başka bir şekilde dönüştürürse yine para kazanır. Biz nereye dönüştüreceğiz ki? Neyse. Ve de inşaat sorumluluğu İstanbul Tersaneniz Komutanlığı olacak. Yani teslim takvim şeyi. Ve performans sorumluluğu da İstanbul Tersanesi'nde, dizayn sorumluluğu Milgen Proje Ofisi'nde olacak. Bir tane şey yapalım. Ve mutlaka yurt içi özel ve sivil tersane. Yurt dışı tamamen kaldırıldı. Şimdi bu kararlarda tabii gerçekten işte orada Özden Örnek Amiral'e yad etmeden geçmemek lazım. Tek cesur, agresif ve cesur davranıp bir şeyler söyleyen ve imzayı atandır. Ama o kadar. Bir de şuna çok hoşuna gitmişti sunumda. Teknik başkanlıkla birlikte Gemiş Adara Başkanı olarak sunum yaptığımızda. Dur dedi. Kısa vadede işte maksimum yerli katkı payıyla prototip bir gemi yapalım. Hatta ben o zaman örnek tip gemi lafını kullandıydım. Prototip Türkçe olsun diye. Hayır dedi. Örnek yanlış anlaşıldı dedi. Prototip olarak kalsın. Orta vade, uzun vade. İşte dedi strateji bu. Aynen. Yani bu direktifi verdiğinde çalıştık. Önceden istedi. Daha sunum yapmadan, başlamadan önce kaldırdı. Bir dedi ben dedi tamamen altına imza atarım. Çok güzel olmuş. Zaten orada bitirdi. Yani biz bahsettiğim işte önemli şeylerden, kurullardan bir tanesi bu. Ben onun üzerine bir iki, iki buçuk saat yine konuştuk. İşte teknik başkanla Mehmet Ali Çınar Amiral'le bir sürü soruya cevaplar falan verdik. Ve strateji bu belirlendi. Bu stratejiye SSM okey dedi. Ve ama tabii kafasında daha bir sürü şey var. Soru var. Ama sonuçta o soruların ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. Sonuçta biz sofistike bir gemi bakın 14, 17, 18 tane mühendislik disiplinini kapsar. Yani sadece gemi inşa mühendisliğinin işi değildir bu. Çok iyi biliyorsunuz. Ama dendi ki tamamen yerli dizayn olacak. Sistem entegrasyonu yerli olacak. Yerli inşa edilecek. Azami yerli katkı olacak. Bizim beklentimiz azami yerli katkı %40. Zorlarsak %60 diyoruz o zaman. Ve bakın o demin bahsettim 7-12-2003 tarihindeki benim toplantıda projenin safhaları dikkat demişiz işte aldığım notlar. Bu notları alıyorduk, toplantıları yapıyorduk, gidiyorduk komutana, kurmay başkanı komutanına anlatıyorduk. Okey diyordu, yürüyün. Tabii onun okey demesi yani işte Özden Örnek Amiral burada hakikaten öne çıkıyor. Yani ben bunu söylemek zorundayım. Yani bu şu da var ama Mehmet Ali Çınar Amiral çok şey yaptım ama çok hak ediyor. Teknik başkan. Yani nacizane ben daire başkanıyım. Sami Örgüç Amiral. ESD. Elektronik Sistemler Daire Başkanı. Herkes ya acaba biz buna girmesek özel sektöre mi yıksak falan derken biz ısrarla bu olur diyoruz. Tabii tersanelerle konuşuyoruz. Tersanelerden işte Tayfun Tansan'la konuşuyorum. İstanbul Tersanesi'yle konuşuyorum.
Ya ırım kırım ediyorlar ama neden olmaz? Ya o zaman şunu mu? Hayır onu da yaparız, bunu da yaparız. E neye yapamazsınız? Tekrar dönüyoruz, işte anlatıyoruz birilerine. Aldığımız notlarla, bakın sonuçta fazla şey yapmayalım ya, aklıma geliyor anekdotlar. Ben oturup şöyle bir birinci gemi dizayn ve inşa termin planı hazırla dedim. İşte sene 2003. Yani defterim burada. Bunlar şuradaki defterim. O zamanki defterim. Böyle üç tane defterim var. Bunları niye şey, belgeye dayalı diyorum ya. Bunu dedik ki biz 2004'te başlarsak 2005, 2006, 2007 inşa 10, 48 ay, 2010 sonu veya 2011'de teslim ederiz. Eder miyiz? 7 yıl. Öderiz. Hesap kitap. Bir de maliyet hesabı yaptık. Savunma Sanayi Destekleme Forum'da o zaman bir miktar para var. Artık biliniyor. İnternette dahi var. 260 milyon dolar. Karacılar, havacılar bu parayı el koymak için, çünkü Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndan aldığınız anda istediğinizde satın alabiliyorsunuz. Tabii ihale, belirli süreçleri falan var. İşte burada prensipler, komut daire, strateji geliştirme, harekat başkanlığı, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri, genelkurmay başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nda herkes nasıl çabalar sarf ediyor biliyor musunuz? O yüzden herkes var burada. Herkes var. Ve sonuçta öyle veya böyle bir toplantıda o zaman müsteşar yardımcısı da ağzından kaçırdı. Ya 250 milyon dolarımız var aslında dedi. Hah dedik biz de. Yani o benim bu şeylerimde var. Ağzından çıkanı yazıyorum ben çünkü. Ah dedim ya işte bu. Bu izledim, bir tane yapacağız zaten. Yapalım, ondan sonra alın yapın diye verelim. İsteyen yapsın. Bunu geldik döndük anlattık. İşte orada toplantı tarihi 7-12-2003 ve termin planımız. Peki dediler, nasıl olacak? Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda daha sonraki toplantı, bir hafta sonraki de toplantıya gitmişiz. Bakın orada alt tarafta bilim sadece ve sadece iki şeyden biz bir tane bir şeyden çekiniyoruz. Personelde süreklilik. Ya oradan oraya tayin oluyoruz. Bir oradasın, bir oradasın. Yani İstanbul Tersanesi, hop gemiye alındın. İşte Gölcük Tersanesi, Ankara'ya tayin filan. Herkes her şeyi yapmak zorunda. Tanımlarımız var, görev tanımlarımız falan var ama bizim en büyük sıkıntımız o. Fakat Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın sorusu da şu. Teminat yok. Teminat mektubunu kim verecek? Parantez içinde bakın bu Faruk Ünlü'nün lafıdır. Bakanlık da yaptı. O zaman daire başkanıydı. Devlete teminatı nasıl olacak? Kim teminat verecek? Bir ihale teminatsızlıktan şey yapılmış. Dedik ki bakın sağ tarafta bölüm o zaman tabii bunu ben bilhassa böyle koydum. Şöyle bir yapı oluşturalım. Birbirimizi kontrol edelim ama birbirimize destekleyelim. Yani benim ayağım kaydığı zaman sen benim koluma gir. Benim senin ayağın kaydığı zaman ben koluma gireyim. Birbirimizi öyle sen sorumlusun, ben sorumlusun yok. Dendi ve sonuçta 2004'ün Mart ayında şöyle bir yapıya ben tabii çok kabaca söyleyeceğim. Deniz Kuvvetleri Savunma Sanayi ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı beraber. Savunma Sanayi Müsteşarlığı lojistik destek. Yani bütün alımlarda şey yapacak, para oradan onların. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı performans sorumluluğu ve dizayn sorumluluğu, dolayısıyla Milgen Proje Ofisi ve inşaat sorumluluğu da, termin planı sorumluluğu da Deniz Kuvvetleri'ne, yani İstanbul Tersanesi Komutanlığı. Diğer tersaneler, milli endüstri, milli dizayn, milli araştırma kurumları, üniversiteler, burada İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hakkını yememek lazım. Hem ilk baştaki o iptal olan ihale öncesindeki çalışma grubunda cilt cilt çalışmaları var. Daha sonra bizim şartnameye yazarken kullandığımız çok ciddi dokümanlar var. Hesap kitap işleri. KOBİ'ler tabii ki en önemli. KLAS kuruluşları. Bunu da söyleyeyim. KLAS kuruluşu Türkloyd'u bir şirkettir. Ve ihaleye kendisi gidip kazanması lazım. Ama biz o zaman ihale yasası yeni değiştiği halde 3B'ye sokup Allah'tan 3B'ye çıkardılar ihaleyle. Türkloyd'unu direkt yazdık. Türkloyd'u direkt olarak KLAS'lamadan sorumlu oldu. Normalde bir özel şirket gibi ama bir vakıf kuruluşu
ve adında Türk olabilen tek şeylerden bir tanesi, vakıflardan bir tanesi, daha doğrusu vakıf değildi, iktisadi işletme öyle diyelim. Ve tabii ki siyah alt sistemleri yükleyici firmalar, yurt dışı bazı firmalar vesaire. Evet, şimdi gelelim buraya. Bunlara kabul, bu şeyde kabul edince dediler ki o zaman biz dedik bir envanter çıkartalım. Bunu tütün Türkiye'ye anlatalım. Bakın işte o zaman müsteşar yardımcısı, müsteşar Murat Bayar, Faruk Özlü, daha sonra bakanlık yaptı. Şu anda belediye başkanı galiba. O zamanki müsteşar yardımcılığına da bakıyordu. Deniz projeleri sorumlusu. Ve Mehmet Ali Çınar Amiralimiz. Kulakları çınlasın. Ben Deniz ve Mehmet Ali Baykal ilk Milgen Proje Ofisi başkanıdır. 10 Haziran'da 2004 yılında bakın nasıl adım adım gidiliyor. Şeyde Ankara'da Türk İş Salonu'nda, Türk İş Salonu'ndu yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı büyük bir toplantı salonudur. Türk İş konferanslarının falan kongrelerinin yapıldığı yer. Orada bir tanıtım şey yaptık. Herkes geldi. Yani Aselsan'ı, Havelsan'ı, TÜBİTAK, özel tersaneleri, yani sivil tersaneler. Şey tamamen doluydu, salon tamamen doluydu. Çok iyi hatırlıyorum, biz de sahnede oturuyoruz. Sorular geldi, çoğu sorulara cevapladı dedik. Bir sunum yaptık, durumu anlattık ve herkese şunu dağıttık. O zaman yine Deniz Kuvvetleri tarafından hazırlanan, biz böyle bir şey yapacağız, ihtiyaçlarımız da bunlar. Detaylı bakarsanız daha sonra hangi sistemler, hangi malzemeler biz Türkiye'de yapılabilir diye düşünüyoruz. Siz bunlardan hangisinde varsanız, çünkü tüm sanayi odalarını, KOBİ'leri falan her şeyi çağırdık. Ve anlattık. Anlattıktan sonra da direktifler doğrultusunda şartname hazırlandı ve proje başladı. Daha doğrusu önce şartname hazırlandı. Şartname hazırlarken de işte yansıda gördüğünüz görevler bunlar biliniyor. Ama bir anti-submarine warfare yani denizaltı savunma harpli ağırlıklı sofistike bir harp gemisi olacak dendi. Ana karakteristikler yaklaşık bu olacak dendi. Bundan daha fazla olacak. Bakın bunların hepsi dizayn bilhassa deplasman, işte hız, tornistan, maksimum hız falan bunların hepsi performans sorumludur. Ve bunların yüzdeleri vardır bilirsiniz. Yani şimdi tam hatırlamıyorum ama şeyin yani 2300 ton, 2500 ton oldu. Başka bir gemiyi başka birisine yaptırıyorsanız kabul ettiremezsiniz. Reddedersiniz. Red nedenidir. Veyahut da maksimum 29 plus, 27 plus'ta kaldınız. 27-28 yapıyorsunuz. Maksimum 29 yapamıyorsunuz. Testlerde elinizde kalır. Bu sorumlulukları ve genelde istenen kriterler, teknolojik kriterler ama burada benim en çok vurgulayacağım 5 deniz durumunda tam, 6 deniz durumunda kısıtlı harekat. Burada da yine anlatacağımız çok şey var. Ya bir bunun estimation yapılabilir. Sadece tahmin yapılabilir bununla ilgili. Biz diyoruz ki işte sancak 10 dereceden 25 knot süratle giderken sancağı 20 işte buradan top atarsan sıkıntı olur. İşte 10-12 derece yalpa düşür. Vay biz tam kıtsız istiyoruz. Reddederiz bunu filan. Ya diyoruz ki 2 derece yani 12 derece değil de 13 derecede git. Top biraz çevir. O zaman 12 derece meyil yapmayacak yalpa yapmayacak. 5 dereceye düşecek. Ben anlamam filan. Yani o kadar güzel şeyler olduydu ki o zaman tartışmalar oldu ki şu anda gözümün önüne geliyor. Yani biz bir şeyler yapıyoruz ve sürekli de kontrol ediliyoruz. Sürekli kontrol ediliyoruz. Eleştiriliyoruz ama her eleştiri bizi daha da iyiye götürüyor. Sonuçta 2012 Mart 2004 yılında 19 personelle Milgen Proje Ofisi adında ofis kuruldu. Buna da onayı veren Özden Örnek Amiral'di. 12 Mart'ta karargah sunumunu yaptık. 12 Mart'ta imzaladı. 12 Mart'ta tayinleri çıktı arkadaşlar. 19 personel. Şimdi bu önemli işte. Daha sonra 50'ye falan çıktı, 60'a çıktı. İşte bu da son artık teslim ederken Ahmet Çakır albayın. Tabii arada Mehmet Ali Baykal albay var. Milgen Proje Ofisi ve Milgen Proje Ofisi'nde çalışan diğer arkadaşlar var. İşte Turgut Koçak da bunlardan bir tanesidir. Lütfü Yeşilbağ,
Yani şimdi hatırlayamıyorum tabii ama bunlar bu şeyi ekibe kumanda etmek o kadar zor ki. Şurada gördüklerinizin yani şeyini toplasanız diploma yıldızlarını yetişemez kimse. Şurada yani şimdi göstermeyeyim ama en az 2-3 tane şey var. Michigan var. 2 tane MIT var. Boğaziçi var, ODTÜ var, PG School'da 10-12 tane PG School. Diğerleri de teknik üniversite ve ODTÜ'den hep dereceli ve fakülte yüksek okullarından mezun olmuş. Yani o zamanlar gerçekten çok şeydi. İyi mühendislerdi. Ya bunlarla hani bir şeyi ben böyle istiyorum ya kardeşim demek mümkün değil. Olmaz dedi mi olmuyor. Yani mühendis adamlar. Dolayısıyla bu böyle bir gruba kumanda etmek, liderlik yapmak gerçekten sıkıntı verir. Ne yapıldı bu şey ne yaptı? Çok güzel. O zamanın ileri teknolojik işte bilgisayarları ve software'leri elde ne varsa bulunarak artı özel dizayn ofisleri. Bakın isim vermeyeyim. Tuzla'da ikinci katta dört kişilik bir dizayn ofisi şu anda yurt dışında yine buna benzer bir projede iş yapan bir dizayn firması şu anda. Dört kişiydi. İlk kişi bir Yavuz'un, Çağ Yavuz'un diyorum, Gölcük Tersanesi'nin havuzlarının bir mukavemet hesaplarının bir şeylerini yapmışlardı ilk. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir dizaynda bulmuşlardı. Şimdi bunlardan bazıları daha önceki projelerden şey olmuşlar, performansta sıkıntı olmuş. Şey değil, gemi projeleri değil. Bilgisayarlarına el koydular. Şimdi rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dedik ki ya gelsinler burada çalışsınlar. Bilgisayarlarına el kondu. Geldiler bizde toplantı yapılıyor diye bizim bilgisayarlarda bizim işimizi yaptılar. Ama sonra karşılığında da tabii bunun hepsinin karşılığı alındı. Yani yok etmedik insanları. Bilgi giderek çoğaldı. Hakikaten kar topu gibi çoğalıyordu. Çoğaldı. Dizayn bittikten daha dizayn devam ederken aslında daha kontrat dizaynı safhasındayken 26 Temmuz 2005 tarihinde ve dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından ilk kaynak yapıldı. Bakın ilk Milgem düşüncesinden 12 yıl sonra kontrat dizayn başlangıcından 1 yıl sonra. Çünkü şurada demin söyledim unuttum. Bu 2004 yılı dolayısıyla ilk Milgem düşüncesinden 11 yıl sonra başlıyor ve 12 yıl sonra da ilk kaynak yapılıyor. Heybeliada'nın inşaatı ve şu ekibe bakın. Şimdi bunlardan hangisinin ismini söylemezseniz eksik kalır. Ya hepsinin yüzündeki ifadeleri yani büyütüp bakarsınız. Müthiş. Şimdi bunları görüyorsunuz. Bitti. Denize inecek. Denize inme töreninden önce haydi bir araya gelip bir fotoğraf çektirmişler. Çektirdiler daha doğrusu. Şimdi bu şeyi görünce, heyecanı görünce arkada da yaptıkları zaten duruyor. Ve bu da işte Milgen Proje Ofisi. Bunlar yapanlar, bunlar çizenler, hesaplayanlar. Yakından bir bakın. Bunların birçoğu şu anda emekli oldu tabii çoğu. Çoğu da benim öğrencim harp okulundan. Onu da söyleyeyim yani. Gurur duyuyorum. Söylerken bile çok heyecanlanıyorum. Benden dolayı değiller ama yani onlara öğrenci hocalık yapmanın verdiği keyfi de yaşadım ben. Çok müthiş adamlar hepsi. Bunlardan amiral var şu anda işlerinde. Amiraller var. Ve şu anda da sivil sektörde iş yapılırken o siviller de dahil savunma sanayi sektöründe çok önemli yerlerdeler şu anda. O yüzden biz hala diyoruz ki bir şeyler yapılabilir. Yani Türkiye'nin diğer konuları tabii ki de hepimizi çok ilgilendiriyor ama şu görüntü ya baktığım zaman benim bütün moralim düzeliyor. Onu sizle paylaşabilirim. Bakın bu da şimdi karışık fotoğraflar ama inşaat safhaları falan ve denize indirme töreni. Ya arkadaşın gülüşüne bakın. Yani o ara sırada da tahmin ediyorum bu şap sürülmeden önce perişan vaziyette yağ içerisinde ve böyle güzel görüntüler.
2008 Eylül'üne geldiğinde, 27 Eylül'de 2008 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanı, o zaman Tayfun Tansanöngel, onun şeyinde, komutasında Heybeliada denize indi. Şimdi burada ben bir şey anlatacağım yine. Mayın avlama gemisi projesinden bahsederken, işte orada sürekli biz siz anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz falan filan diyorlar ama biz her seferinde haklı çıkıyoruz. O zaman K-130 Almanlar dizayn ettiler, inşa edecekler ve yani baya bir böyle tam sağ pres vaziyetindeyiz. Yani hem belirli amiralleri hem belirli arkadaşları, ben de dahil, sıkıştırıyorlar işte, ya gelin bera şey boş verin, siz yapmayın, bize biraz yardım edin, K-130'u işte sizin için yapalım filan. Ben şunu dedim, yani bana çok net bir şekilde söyledi. Ya dedim, beraber yapalım. Yani şöyle beraber yapalım. Dizayn de beraber yapalım. İnşaat da beraber. Siz kendinize yapın. Biz kendimize yapalım. Ama dedim, bu arada birilerine de satalım beraber. Deyince durdular ve ondan sonra bana en baştaki, yani şeyin sahibi, her şeyin sahibi, dedi ki, siz dedi bunu yapamazsınız. Elinizde kalacaksınız dedi. İyi dedik. Törene geldi. Yanıma geldi. Tebrik ediyorum. K-130 da o sene birkaç ay önce seyir tecrübeleri yaptı ve Reduction Gear ellerinde kaldı. Bu bir süre sonra oluyor ama ben şimdi denize iniş töreninde aklıma geldi. Teslim töreninde oluyor bu dediğim. Dedim ki o zaman, ya dedim size, bu bakın dedim, şu anda şey var, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı falan, herkes burada. Dedim hemen randevu alalım, size satalım bu gemiyi dedim. Sen dedi hiçbir şey konuşulmadı, arkasını dönüp gittiydi. Mehmet Ali Çınar amiralim onların kim olduğunu gayet iyi hatırlar şimdi. Yani böyle de bir şey var. Aynı zamanda Almanlar K-130 yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi birkaç fotoğraf paylaşıyorum. Görüyorsunuz hengameyi, ama müthiş bir şeydir bu. Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı geldiydi. Akşamleyin Uğur Yiğit Amiral aradı. Dedi ki, ya ne oluyor Nurhan? Adam dedi tersaneden, gemiden başka bir şey anlatmıyor. Dedim hemen bunu satalım komutanım. Yani böyle güzel şeyler de vardı ve sonradan oldu. Ve geldik 17 yıl sonraya, ilk Milgem düşüncesinden 17 yıl sonraya, kontrat dizaynının başlangıcından 6 yıl sonraya ve ilk kaynaktan 5 yıl sonraya seyir tecrübeleri. 2 Kasım 2010. 2 Kasım 2010, gördüğünüz şeyde 18 tane kamera, bir tanesi helikopter, şurada görüyorsunuz, Deniz Hava'dan anlaşmıştık. Sağır güvenlik botları vesaire filan. Şurada gemi duruyor diye şey yapmışlar. Fakat bakıyor, kendileri de gidiyor. Gemi kendi makinalarıyla tek pervane 6 7 nat sürat yaparken. Şunları böyle koydum. Burada ise 18 nat sürat yapıyor. Dalga yok. Dikkatinizi çekerim. Bakın şöyle birazdan paylaşacağım. Şunlar 19-20 nat, iki dizelle birlikte. Gaz türbünü çalıştırmadık o zaman. İlk tecrübeler çünkü. Burada şunu şey yapayım. Ömer Geren profesör, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. O da manevra testleri falan yapılacak. Bir de işte ilk şeyler, hız olacak mı olmayacak mı, hız testleri yapılacak. Onlar çünkü hesaplarını yapmışlardı, onaylatmıştık onlara. Gemi dolaştırıyorum. Makine ofisinin oraya geldik. Gemiyi bilenler bilir. Ben anlatıyorum. Şeyi de kapattım. Çıt yok gemide. Dedi ki, ya dedi, durduk mu, ne oldu dedi. Geri dönüyorduk dedi. Bir şey mi oldu dedi. Hemen bir gel dedim, bak makine ofisinin önündeyiz. Bak dedim şeye. Kaç? 17 nat sürat vardı gemide. Tık çıkmıyordu. En ufak bir, bu makine ofisinin bulunduğu yer pervanenin çıktığı yerdir. En ufak bir titreşim yoktu. Klapet Mehmet Ali Gören hocamın da. Benzer bir şey de şu işte sol altta mesela, Kadir Saraöz, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yine. O da manevra şeylerini yaptıydı. Taktik çap hesaplarını filan. Hatta şöyle bir şey, o gelemediydi. Ömer Hoca'ya dedim ki, şöyle rezalet çıktı neticeler.
bütün şeyi yakıt masraflarını vesairelerini filan İstanbul Teknik Üniversitesi döner sermaye vakıfa şey yapacağız, haberiniz olsun filan diyelim. Sen dedim bunu böyle söyle. Bunu ciddiye almıştı. Yanağı kıl alıyor nasıl filan diye. Aslında çok da güzel çıktı. Buradan elde edilen sonuçlarla daha sonra bu arkadaşların bu yani teknik üniversite akademisyenlerin geliştirdikleri manevra programları artık tahmini değil çok net bilgiler veren programlar oldu. Evet, 2 Kasım 1900 şey 2010 yılında sabahleyin Deniz Kuvvetleri Komutanı Uğur Yiğitpaşa'ydı o zaman Amiral Orhan. Ona telefon etmiştim demin söylediğim gibi. Heybeliada'nın güneyine istinaden TCG Heybeliada seyir tecrübelerine kalkıyor. Lütfen aramayın. Çünkü ne olacak, ne edecek, o oldu mu, bu oldu mu filan diye ararlar. Ama şunu gururla söyleyeceğim. Sorumluluk ben tersane komutanıyım o zaman bana denk geldi. Forsumu çektim. Kimsenin değil. Yani alıp gemiyi gitsem bana ait. Sorumluluk bana ait. İstanbul Tersanesi Komutanı'na ait. Dizayn ofisi başkanı orada Ahmet Çakır, albay, amiral tümörlerinden emekli oldu. O da orada. Savaşpaşa orada. Allah rahmet eylesin. Yani biz hadi gidiyoruz desek tabii diyemeyiz de şey olsun bir şey vurgulamak için söylüyorum. Ya pervane güzel döndü o gün. Hiçbir tarafımız acımadı. Onu söyleyebilirim. Bahriyeliler olarak. Ve Çam Limanı ile böyle romantik görüntülerle görüntüleriyle döndük. Bunu da anlatacağım. Bitiyor çünkü. Demirledik. Demir şeyi var en son testi var. Demir atma alma. Çünkü öyle testlerimiz oldu. Demiri atarsın alamazsın. Demir bırakmışlığımız olan şeyler de vardır yani. Kira keser, zincir kopar falan. Neyse. Kış tarafta dedim ki ben de sigarayı bıraktım sayılır ama çat diye sigara tuttular. Verin dedim içeceğim. Hemen kahve getirdiler. İşte kış üstünde Çakçıbaşı vesaire hep beraber duruyoruz. Bir baktım böyle çerçeveyi çelenk taşır gibi bir 20-30 santim bir paket var. İki tane yüzbaşı taşıyor. Rap 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 yanıma geldiler. Komutanım dediler size bir hediyemiz var. Olay şu. Şimdi bundan 1,5 ay önce, seyirden 1,5 ay önce ben hiçbirlerine karışmıyorum. Aralıksız gidip dolaşıyorum. Bir toplantılarına girdim. Bazıları beni görmedi. Arkada oturdum. Çayımı içiyorum. Konteynerde inşaat yapılan yerde. Gemi o zaman hatta şey denize inmiş. Liman şeyde iskelede bağlı. Bazılar farkına varmadı. Bir iki kişi gördü. Dedim onları hiç şey yapmadım. Tartışsınlar. Yani çıkacağım çünkü. Hiç bir gidemedim. En sonunda o bir şey oluyor. O ona. Ya senin yüzünden gecikiz. Onun yüzünden. Pat diye önünden şeyini çektim. Ajantasını. Dedim ki siz bu kafayla, bu tartışmayla kötü bir şey kullandım. Hani bir el işareti yaparken bir ses de çıkartılır ya denir. Yaparsınız dedim. Ama oraya farklı yazdım ben. Yani söylediğimde ağzımdan çıkan da şey anca yaparsınız yazdım. Bunu dedim burada kalsın. Bastım imzayı. Siz dedim bu kafayla bu işi bitiremezsiniz. Bitirirseniz dedim dileyim benden ne dersen. İmzayı bastım. Ya bunu sen saklasınlar. Saklamışlar. Tabii 2 Kasım günü çıktık biz tam planlandığı günde. Çerçeveletmişler. Bir de bana güzel bir kapak yollamış, o yapmışlar yani. Onu hediye ettiler. Benim hayatımda aldığım en güzel hediyedir o. Yani ve şu anda okuldaki ben her yerde onu makam odamımda hep arkama asmışımdır. Şu anda da okuldaki odamda o öyle durur. Gelen de sorar bu ne diye şey. Ama bu çocuklar yaptılar ya. Yani ve sonuçta ilk milgem düşüncesinden 19 yıl sonra 99'da böyle bir şey öngörmüştük biz. Ama 2011'de benziyor değil mi? 2011'de bu teslim edildi. Burada soru gelebilir, belki de soru olmayacak, bayağı şey oldu ama ana tarih sistemi ile RAM en çok bizi şey yapan ana tarih sistemi ve RAM'in entegrasyonudur. Yani RAM bir biliyorsunuz PDM yani yakın savunma sistemidir.
Rolingan diye. Onun Genesis entegrasyonu sorun olur mu diye düşünüyorduk. Avelsan'la Armercom rahatlıkla yaptılar. Bu ana tarih sistemi ATS diye geçer. CODAT. Dünyada 4-5 veya yani 6 ülke kullanmıyor. 5 ülke kullanıyor diye biliyorum. Neden biz bunu, daha doğrusu arkadaşlar bunu şey yaptılar? Çünkü 5 vites. Bakın en önemli kısmı şuradaki cross connection kısmı. Belki okup görüyorsunuz. İki tane reaction gear var. Tek dizelle tek pervane, tek dizelle iki pervane. İki dizelli tek pervane, iki pervane, tek dizelli tek gaz türbünü veya beşinci vites, iki dizel, bir gaz türbünü. Bunun dizaynını MTÜ'dür. Hep eleştirildiği için söylüyorum. Dizaynını bizle beraber yaptılar. Bizim makine mühendisi arkadaşlarla. Bunun liman testi yapılmadan önce 3 defa testi yaptılar. Bir tanesini benden habersiz yapmışlar, gizli. Yani şöyle gizli tabii. Yardım etmek için, yani MTÜ ile beraber yapıyorlar. MTÜ de böyle bir büyüklükteki şeyi ilk defa. Çünkü bir de başlarında işte K130 hikayesi var. Genesis. Bundan bahsetmeye gerek yok. Çünkü çok iyi bilinen bir şey, bahsetmeye gerek yok dediğimiz, bu şimdi Advent olarak ağ destekli veri izleme sistemi olarak geliştirildi. Araştırma Merkezi Komutanlığı'nın geliştirdiği ve Havelsan'la daha sonra MILGEM'e uygulandığı bir şey. Beka kabiliyeti, radar cross section, yine Araştırma Merkezi Komutanlığı, TÜBİTAK, Kızılötesi, otomatik Kızılötesi şeyi vardır. TÜBİTAK tarafından, yine Bahriyeli emekli iki fizik öğretmeni büyüğümüz tarafından yapılmıştır bu. TÜBİTAK'ta çalışıyorlardı. Akustik iz müthiş, yani öyle böyle değil. Ve manyetik iz de, demin mayıl avlama gemisini niye söz ettim? Valla fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bunu biraz da şey yaparım. Bu kamerada ilk ben kaldım. Komutan ve komodor kamerası diye geçer. Seyirden önce tamamen yerli tasarım. Ve tabii ki bu çok değişti. İlaveler var. Türk bayrağının sallandığı, dalgalandığı her yer yerli tasarım. Çok önemli. Attığını vurma konusunda istediği kadar GPS, istediği kadar kapatılsın edilsin. Birileri kurcalasın. Kendi Genesis ve Advance'imiz. Hele şimdi kendi atmacamız Harp'ın yerine kullanılacak. Hele hele dün, geçen gün duymuşsunuzdur. Denizaltıdan atıldığı Akya'mız. O dönem beraber paralel gidiyordu bu projeyle. Hepsi yavaş yavaş sonlanıyor. Gördüğünüz o Türk bayrağı olan şeylerin hepsi yerli. Kısaca özetleyeceğim ama ben teslimden önce bu şey sürelerinde yine dolaşırken ya dedik bu Türkçe etiket ama yerli firmaların yerli olduğunu belirten bir şey yapalım. Ne yapalım, ne yapalım? Bir Türk bayrağı koysun. Ve bu yerli üreticiler 3 kuruş 5 kuruş gibi görünüyor ama bütün etiketleri söktüler. TCG Heybeliada'ya dolaşın. Diğerlerini bilmem ama TCG Heybeliada'ya dolaştığınızda yerli üretilen her şeyin üzerindeki etiket Türkçe zaten ve Türk bayrağı vardır. Yerliliğini belirtmek için. Evet, milli imkanlarla geliştirilen bazı sistemler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin işte hem pervane hem şey tasarımında, bilhassa optimizasyonda ve diğer hesaplarda, Armercom, Havelsan, Aselsan, Roketsan, Roketsan'ın azdır ama asıl Havelsan ve Aselsan, Armercom, TÜBİTAK neler yaptılar? İşte bunları yaptılar. Mesela ilk milli sonara ait transdüser. Mesela gemi veri dağıtım sistemi Havelsan. Lazer ikaz sistemi, gyro, elektro-optik direktör Aselsan. Su altı televizyon tasarımı. Bu da Gölcük Dershanesi'ndir artık. Seneler önce yapılmış, daha sonra TÜBİTAK'a devredildi. Ve yeni nesil yaptılar onlar. 76 mm top atış kontrol sistemi dizaynı. Bu işte Özden Örnek Amiral'in üzerinde durduğu şeylerden bir tanesi.
de budur. İlk milli elektronik destek sistemi. Maalesef işte o Silivri'de gittiğimizde ara verildiğinde konuşurduk mutlaka. Ve inanır mısınız o kadar şeyin arasında salonda, mahkeme salonunda konuşmaya daha ED sistemi nasıl denendi mi? Bir gün önce denemesi yapılmıştı. Ya çocuk gibi sevindiğini çok net hatırlıyorum. Evet işte yine muhabere kontrol sistemleri, EHF telsizler ve en şeyi TLD36 kalitesinde yüksek akla dayanıma sahip şey ye demir çelik Zonguldak demir ereğliye saç yap. Gemi inşaat saçı. Ve böyle bir saç yapma şeyi kurdular. Düşük radar kesit alanı Toptareti. Bursalı bir firma. Dümen sistemi. Küçücük bir firmaydı bu. Baba, kardeş ve oğul geldiydi. Şimdi denizaltıların mukavemet teknelerini yapıyorlar. Su altı patlamasına dayanıklı kaportalar. Dünyaya satıyor şu anda. Türkiye'de 3-5 yerde satıyordu. Küçücük bir KOBİ'ydi. Titreşim sönülmeyeciler. Demin söyledim köprü üstünde ve hele makine dairesinde en çok ses çıkartan fan şeylerin havalandırmaların köşeleriydi. Makine dairelerinin makinelerin hepsi şeydir, kutulu içerisindedir ve altlarında titreşim sönülmeyiciler vardır. Hepsi yerlidir. Tatlı su üretme sistemi, ters ozmosis, elektrik dağıtım sistemleri, burada da yine şey var, kablolar, tamamen dedik yerli olacak. Tüm kablolar, çok tabii data kabloları vesaire falan var. Ne olaylar oldu? İçinden sular çıktı, tekrar yaptılar. Ama şunu hatırlatayım, bu tür şeyin en büyük avantajlarından bir tanesi, ben bir fiil şahit oldum. Seyir tecrübeleri başladı, işte devam ediyor. Haber geliyordu, bize de rapor ediyorlar. İşte bilmem ne IFF sistemi bilmem ne olmuş diye. Aselsan o zaman yollar falan yeni yapılmıştı. 5-6 saat sonra yeni IFF'i Ankara'dan getiriyor. Bakın söküp bitmesini falan beklemeden. Bir olay. 260 tane deniz şey vardır, valfı vardır, deniz suyu valfı. Liman tecrübeleri yapıldı. Fabrika testleri fabrikada yapıldı, hiçbir sıkıntı yok. Yani kendi fabrikalarında gittik kontrol ettik. Dediler ki komutanım 265 tane deniz suyu valfından 263'ü kaçırıyor. Rezalet vaziyette. Ulan dedik bu ne? Hemen çağırın firmayı. Firma zaten orada. Dediler ki sökmeye başladılar bile. Adamlar söktüler. Tasarımı değiştirdiler. Yeniden döktüler. Tasfiyesi şu uzun. Bir hafta sonra hepsini taktılar. Dizayn hatası. Bitti. Şimdi bunu benzer bir şeyi biz Almanya'ya yaptırsak 6 ay sonra en az 6-7-8 şey daha ya biz kendimiz yaptığımız için hatamızı da biliyor, hatamızı da kendimiz giderdik. Hata yapmadan korkulmadı, korkmadılar. O en başında söylediğim gemi mimarları her şey, sadece gemi inşa mühendisinden söz etmiyorum, hepsine ben gemi mimarı diyorum. Ve onların yanında işte burada gördüğünüz olmayanlar kusura bakmasın ama bu ilk gemiden tabii ki aldığımız şeyler. Bu firmalar işte Türk Lloyd'u, Aselsan, Havelsan, STM'nin mesela savunma sanayi müsteşarlığının şeyi Savaş Paşa veya arkadaşlarının çözüme yönelik hiçbir şeye hayır demediler. Hiçbir şeyimize tersane hiçbir şeye hayır demediler. Anelmar'ın analiz, yani burada şimdi saymayayım görüyorsunuz 70 tane, ha bunların yerlik oranları da burada. Bakın Aselsan yurt içine kadar, yurt dışına kadar, iş ortağı ne kadar yapmış. Görüyorsunuz STM'nin yurt içine %17. İş ortaklığı %37. Yani sonuçta %35 yerli. 75 ana kontraktör, ana sözleşme imzalandı. Bunların da 100 küsur daha bile fazladır. Alt yüklenicileri vardı. Sonuçta %100 yerli, %100 yerli dizayn, %100 sistem entegrasyonu bize ait bir sofistike harp gemisi belirlenen bütçe içinde kalarak bitirildi. En ufak bir sorun. Şimdi askeri gemiyle ticari gemi arasındaki farklılıkları hepimiz biliyoruz. Ben bunu başka bir şey için hazırlamıştım. Hazırlanmıştı zaten birilerine sunmak için. Dolayısıyla bunları sizler biliyorsunuz.
Yani farklı, daha çok daha ağır standartlar var, farklı şey var. Beka içeriye ihtiyacı, demin bahsettim, yani survivability dediğimiz şey. Ve bir de en önemlisi entegrasyon. Yani kim ne yaparsa yapsın, kendi geminizi kendi şeyinize atıyorsunuz. Şunu da hatırladım, söyleyeyim sizle. Bu demin gösterdiğim ilk seyirde 18 tane kamera, helikopter falan da hepsini ayarladık. Bütün şeyleri ben dedim ki, yani emirde var bu, daha doğrusu bir emir hazırladı arkadaşlar. Orada dedik ki, sakın şey yapmayın, fotoğraf çekilmeyecek, mahkemeye verdim direkt, yani bir yerde görürsek. Biz 18 tane kameradan çekilen her şeyi topladık ve ben o akşam hepsini Deniz Kuvvetleri'ne yolladım. Deniz Kuvvetleri'ne gitti. Ertesi gün akşam üstüne doğru dediler ki, biz bir video koyduk. Videoyu seyrettik. Çok güzel de bir marş eşliğinde. Pırıl pırıl bir hava gördünüz. O zaman da screensaver'a benzer, deniz durumu öyle bir screensaver vardı hatırlarsanız o yıllarda. Bakın ilk şey neydi biliyor musunuz? Yorum. A nice animation. Kimse inanmamıştı. Animasyon zannettiler. Dediler ki, bu görüyor musun anima? Dedim, ne kadar güzel. Onlar, herkes animasyon zannetsin. Çok sonra animasyon olmadığını anladılar zaten. Tabii ki dağınık bilgi. Bir kere Türkiye'de yapılabilirlik çıktı. KOBİ'ler özgüveni geldi. Yerli firmalar askerle birlikte askeri gereksinimlere, naval standartları çalışmaya alıştı. Yerli katkı oranına katkısı kendisi. Biz 3-5 isterken onlar 5 vermeye başladılar. Sonuçta işte şu karalama şeklinde aşağıda 7 yıl demiştik. Evet, hakikaten 7 yılda yaklaşık 12 bin adet, bu 60-70 bin sayfa eder doküman. 245 kilometre kablo. Bu 2-3 defa filan çekildi. Yani firma çok ciddi şeyler yaptı ama yerli. Çok şu anda biliyorum ki gayet iyiler. Toplam boru uzunluğu işte 10 kilometre. Rakamlar da böyle. Yaklaşık 10-12 bin kalem malzeme ve test tecrübe 500 adet. Yaklaşık zaten 2 senelikte seyir şeyi yapılmıştı. Yani 2 senelik normal yapacağı seyri bir seyir tecrübelerinde yaptık. Shakedown period dediğimiz, Amerikalılardan bunu duymuştuk, öğrenmiştik. Biliyorsunuz HBLA'da bir de gitti, Afrika'yı dolaştı. Bunu yine sözümlerimi bitirirken o hazırladığımız zaman tamamlanamayan, benim bilmiyorum, ben bilmiyorum, belki tamamlamadı, tamamlanmıştır, bilemiyorum. Ama tüm riskleri göze alarak, risk almadan hiçbir şey olmuyor. Biliyorsanız risk alıyorsunuz, ne kadar başınıza ne geleceğini. Ama bizim beklentimiz birden ikiden sonra özel sektörde yapılmasıydı. Gelişmeleri biliyorsunuz, siyasi gerekçelerden dolayı normal direkt bir özel sektör yapacaktı, durduruldu. Başka bir proje öne geçirildi filan. Bunlar ayrı tartışılacak şeyler. Bir TF-100 hemen arkasından gelecekti. 12 tane yapılacaktı. Ve arkasından işte Yavuzlar vesaire, Yavuz sınıfı fırkateynler belki değiştirilecekti. Ama şu anda daha o zaman düşünülüyordu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hesaplarını da yapmışlardı arkadaşlar. Hatta maketini bile yapmışlardı. Dizayn ofisi. 14-15 metre uzatıp şimdiki gemi o zaman başladı. Ve o zaman dönemin tersane komutanı da benden sonraki yani bir çeşit, tırnak içinde söylüyorum, emirvaki yapıp başlattılar projeyi. Ve bakın 23 Ocak'ta denize indi. Ama yapan yine kim? Peki. Ben diyorum ki 4 tanesinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Ve bu Türk Denizcilik Gücü'nün fenomenidir. Milgem artık fenomen olmuştur. Kısa vade bitti. Orta uzun vade beraber bitiyor, gidiyor. Bunu da biliyorsunuz ASFAD Pakistan'a birebir ada sınıfının aynısını istediler. Çünkü kanıtlamış kendisini. Proje başladı. Hatta bu 23 Ocak'taki törende bir bloğun tamamlamış bloğunu da kızağa koyacaklar, tam bilmiyorum ama inşa başladı. Saç kesme 2018'de, kontrat 2018'de imzalandı. Saç kesme 2020. Yani orta ve uzun da vade beraber gidiyor ama yine
Asfalt yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın bir şirketi biliyorsunuz. Ama esas şuraya gelelim. TCG İstanbul. Bu işte Milgem'in zamanında düşünülüp uzatılmış, çalışmaları zamanında yapılmış, önceden yapıldı yani. Ve daha sonra da çok güzel neticeler alınca, evet burada şeyi görüyorsunuz bakın, Pakistan'ın bloğu da şurada. Şurada belki görüyorsunuzdur. Denize indirme töreninde o da vardı çünkü ben bulunmadım, seyretmedim ama zaten kimse çağrılmadı pandemiden dolayı diye şey yapalım. Bu projenin en büyük özelliği bence şu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tamam yine götürüyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak. Bana göre çok doğru. Ama güzel bir şey var. STM yani bir sonuçta özel sektör. Yani STM de bir AŞ. Her ne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şey gibi olsa da Aselsan, Havelsan gibi, Roketsan gibi ve de çok da güçlüler. Pakistan'a bir tane deniz ikmal gemisi yaptılar. Savaş Onur Paşa zamanında. Şimdi de sınıf arkadaşım Selahattin Deniz, emekli albay, o da zamanda teknik daire başkanlığı falan yaptıydı. Müthiş bir işler yapıyorlar. Ve burada neye önemli biliyor musunuz? Gemi 2023'te teslim edilecek İ sınıfı performans ve dizayn sorumluluğu STM'de. İşte bu. Yani bir özel bu işi yapacak istediğiniz yerde yaptırın. Dizayn, performans sorumluluğu ve dizayn size aitse, entegrasyonu siz yapacaksınız. Dağ başında da yaparsınız. Ama o sorumluluğu alın. O yüzden ben STM'yi kutluyorum, başarılar diliyorum. Asfalt'a da kutluyorum. Asfalt tabii ki İstanbul Tersanesi geleneğini götürüyor aslına bakarsanız. Ne olur ne eder bilmiyorum ama yorum yapmayacağım. Pakistan'a satıldı. Dört tane bitecek. Ve beşinci gemide İ sınıfı aslında ada sınıfının o bahsettiğimiz hani 8 artı 4'tü ya. İlk 4 batch artı ikinci 4 TF-100'ün mü yerine geçecek bilmiyorum. Çünkü yakında TF-2000 de var. Onu da umutla bekliyoruz. Bu incelersiniz. TCG İstanbul'un yani bir fırkateyn aslında büyüklüğünde. En önemli şey, en büyük farkı aynı makine daha iyi endurance, daha uzun gidecek, daha az yakacak ve tabii gemi boyutunun uzatılması bunun çok güzel bir şeyidir. Yani dizayn parametresidir gemi boyunu uzatırsanız. Ama en güzel şey aynı tarık sistemi. Hiç yeni bir şeye ihtiyacınız olmayacak. Şu baş tarafa BLS konuyor. Burada da işte atmacalar. Ve dolayısıyla 14-15 metre uzattığınız zaman gemiyi performansında hatta daha da iyileşmeler olacak. BLS'de G sınıflarında monte edildi. Onu da biliyoruz gayet iyi. Advent uygulanacak. Ve 2023'te devreye girilecek. Evet, Türk Denizcilik Gücü fenomeni dedik. Ben de oradaydım. Siz de o lisedeydiniz. O Çam Limanı'nda az denize girip ayağımızı kesmedik. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Makineler tam yolları ve büyüye böyle diyorum. Buradan artık dönüş yok. Teşekkür ediyorum. Çok yordum. Sağ olun, var Evet, olun. Biz teşekkür Nurhan Hanım ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hem Çamlıman Akademi adına hem Türk milleti adına hem buradaki arkadaşlar adına ne kadar teşekkür etsek sizlere hakikaten azdır. Zaten chatten de yazan arkadaşlara hepsini okudum. Herkes şükranlarını sunuyor Sağ bu olsunlar. projede başından itibaren bulunan. Çünkü tabii Bahriyeli arkadaşlar burada belki çoğunlukta ama olmayanlar da var. O dönemlerde görev yapan kuvvet komutanından en düşük rütbeli subayına, az subayına kadar her kademede Bravo. hepimizin hani az çok, çok fazla çok az gibi ufak tefek dediğiniz gibi emekleri var. Bazısı bunun projesine para bulmak için uğraştı, bazısı başka yerlerde uğraştı. Ama bir şekilde bu bilgiler, bu emekler çoğaldı. Sizler de bunu gemi inşa mühendisleri ya da mühendis ekibi olarak hakikaten harika götürdünüz. Komutanlarımızın tabii burada inanısı vardı. Bu çok önemliydi. Tabii onların buna inanması ve sizlerin komutanları ikna etmeniz. Yani sonuçta komutanları yönlendirenler sonuçta onun proje subayları
proje ekibi, mühendis ekibi. Eğer siz bunu inandırdıysanız, ondan sonra komutanlar da tabii ki bunu kabul etmişlerdir. Bizler de benzer tecrübeleri yaşadık. İşte Almanya'dan Yavuz'u aldık. Komutanımız da burada, diğer arkadaşlarımız da burada. Ben her zaman için şunu demişimdir ya, tamam Almanlar biliyor dünyanın en iyi mühendisliği yapan insanlar, ama ya bir İtalya dizaynını yapıyor, bir İngiltere yapıyor. Ya bunlar yapabiliyorsa biz niye yapamayalım? Yani İtalya'dan daha kötü, İtalya'da da 3 sene kaldık biliyoruz yani. Bir İtalya bile gemi dizayn ediyor, inşa ediyor. Biz onlardan 3 kat daha yapabileceğimizi zaten biliyorduk. Ama engelleniyorduk, elimizden tutuluyordu. Bunları hep yaşıyorduk yani, yoksa bizim bilgi açısından en ufak bir sıkıntımız olmadığını biz çok iyi biliyorduk. Sözünü keseceğim ama aynı dönemde Fransa, İtalya, Frem diye bir şey çıkardılar, hala var biliyorsunuz. Israrla bize diyorlar ki bırakın gelin bakın bunu beraber yapın. Yine siz bulunun, dizaynı siz yapın. Biz hayır dedik, milgemi yapacağız, ondan sonra katılırız. Yani iyi niyetli kötü niyet. Ben şunu söyleyeyim, çok teşekkür ediyorum bir kere söylediklerin için. Ya buna karşı olan takoz koyanlara da çok teşekkür ediyoruz. O kadar faydaları oldu ki. Yani emin olun, o kadar faydaları oldu. Tabii bizden önceki dönemlerde özellikle burada açıkça söylemekten bir sakınca görmüyorum. Amerika'nın inanılmaz baskıları vardı bu ülke üzerinde hiçbir şey yaptırmamak için. Yani bu ülke 1930'larda uçak yapıyordu. Şehirler arası uçan uçak yapıyordu. Nuri Demirağ, o fabrikayı biz kapattırdık. Baskıyla kapatıldı bu. Yani ticari uçan bir uçak yapılıyordu. Öyle savaş uçağı falan pırpır yapılmıyordu bu ülkede. Bunun ileride de çok büyük engellemeler oldu. Yeter ki savunma sanayi ilerlemesin diye. Ama biz bir deniz kuvvetleri olarak tabii burada yine bazı arkadaşlar da izleyen arkadaşlarımız ya da dostlarımız da bilmeyebilir. Balyoz Ergenekon'un nedeni bu projeleri engellemekti. Bravo, tabii, yoksa tabii. Gidip de yani silahlı kuvvetlere karşı yapılmış bir operasyon değildir. Deniz kuvvetlerinin bu projelerine neden, karşı yapılmamış. Üç tane neden sayarsak birincisi budur. Budur tabii. Yani ya olur mu filan belki denilecek de bu saatlerce biz burada bunu anlatabiliriz. Neden, nasıl olduğunu inanılmaz bir çünkü fark vardı. Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri arasında deniz kuvvetlerinin önü kesilmesi gerekiyordu. Bu da icra edildi. Ama kesilmediği zaman ki kesilmedi. İşte Milgem ortaya çıktı. Devamı geliyor. Daha da büyüyecek. Yeter ki engel olunmasın. Ben buna inanıyorum. Buradaki tüm arkadaşlar da zaten yazanlar da aynı dilekleri hepsi herkes yazmış hemen hemen. Yaşadık biliyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. İyi ki bunları yaptık diyoruz. Çok da güzel dünyaya hakikaten dersler verdik. Gücümüzü gösterdik. Bunu yapabileceğimizi gösterdik. Bu yeter ki engel olunmasın. Çok daha iyileri ne yapabilecek. Artık o know-how'u da elde ettik. Bunlar kolay birikmiyor yani, işte TCG, Berk'ten, Peyk'ten, yani bu yıllarca gelen bir birikimdi. Bunlar da bir şekilde meyvasını vermeye başladı. Efendim soru şu ana kadar gördüğüm kadarıyla ben bir soru göremedim ama Nurhan Amiralimize burada katkı demeyeyim de soru olarak Arif buyur. Arif'i gördüm. Nurhan Amiralim çok çok teşekkür ederiz. Yani o kadar güzel bilgileri ilk defa sizden duyduk ki sayeden bir cümle basının bir hikayesini de aynı zamanda anlattınız bize. Her şey için müşekkiriz sizlere, ekiplere. Benim katkım şu olacak. Belki arada bilmeyen arkadaşlar vardı. Dönemde Afrosu Kurmay Başkanı'ydım. Branş subayına kadar, bölüm amirine kadar sizin o design ofisi geldi. Tek tek kullanıcıların en ufak, en basit görüşünü daha aldılar. Bu görüşler de bir geri besleme oldu. Ben hayatım boyunca Bahreyn'de ilk defa bu uygulamayı gördüm. Bunu da söylemek isterim, anlatmak isterim. Benim sorum şurada size. Dizel gelinme makineleri konusunda ve Redakşinger konusunda ne gibi sıkıntılarımız var Türk savunma sanayinin ve bunun geleceği için ne düşünüyorsunuz bunu yeteneğe kavuşmak açısından? Bir kere öncelikle çok teşekkür ediyorum bu şeyle ilgili, ilk söylediklerimle ilgili. Soruna gelince
şu anladığım kadarıyla yani ana tarih sistemi makine yapılması. Evet. Ana tarih sistemi. Yani geç kalındı, çok geç kalındı. Ben şunu iddia ediyorum, halen yapılabilir. Ama bilhassa dizel ve işte yüksek devirli motor yapımı için zaten dünyada 3-4 tane ya da 7-8 tane yapan var. Bunların hepsi birbiriyle iç içedir. Bakın ben şu örneği vereyim. Ben bir MEKO toplantısına Phuket'in şu bölgeye gittiğimde bir Yunanistan'da bir İtalyan'la karşılaştım. Adam şeydi, MTÜ'nun Avrupa sorumlusuydu. Durduk, aynı masadayız, karşılıklı. Sohbet ettik. MTÜ'yü anlatıyor, Rolls-Royce'u vesaire diye. Acayip kötülüyor. Yani kendi pazarını yapıyor. İki sene sonra tekrar MEKO toplantısı oldu. Ahmet Tüfekçioğlu abimiz gayet iyi bilir. Ya aynı adamla karşılaştık. Yine ne haber filan. Bu da beyaz şarap hastası. Beyaz şarap aldım götürdüm hatta ben ona. Aa dedi ne haber filan. Ne yapıyorsun? Ben dedi Rolls Royce'a geçtim. Ne yaptın? Dedi ki çok iyi para verdiler. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Niye ana makine yapalım? Ha, yapacaksak şunu yapalım. Yeni bir sistem yapalım. Yeni bir sevk sistemi geliştirelim. Gerek yok. Bana kalırsa ama reduction gear konusunda Türkiye'de rahatlıkla yapılır. Bugün yapacak, yaparım diyen, bana göre de yapabilecek standartları tabii kontrol etmemiz lazım. En az iki tane firma var. Türkiye'de, yani Konya'da, ben size söyleyeyim diğerini de. Çok ilginç bir sanayi bölgesi oldu orası. Fakat improve, yani prove edilmesi lazım. Şimdi bana bunu deyince bir şeyine bir şey aklıma geldi. Böyle konuşmalardan, sunumlardan bir tanesinde büyüklerimizden biri ya dedi bize dedi proven design lazım. Hem konu da şey bilgem yapar mıyız yapamaz mıyız nasıl yaparız onu anlatıyoruz. Yapalısın deniyor. Proven design. O zaman dedim Almanlardan alalım ya da Fransa'dan alalım yani Amerika'dan alalım proven. Niye biz burada konuşuyoruz? Böyle kalındıydı. Yani kızdılar da hatta bana. Tabii biz o zaman ısıtırdığında konuşmuştuk. Dolayısıyla yani proven'ı varken buna soyunmaya gerek yok. Ama reduction gear ve bilhassa cross connection şeyinde bunu STM'de de çalıştığı için belki Turgut bilir. Yapabilecek kabiliyette var. Yeter ki göze alacağız, riski alacağız. Ama bir K130 var önümüzde. Yani koca, hani tırnak içinde koskoca MTÜ'nün ciddi sıkıntıları acayip başları ağrıdı. Yani deniz kuvvetleri almayacağım dedi. Sonraki 3 taneyi de çok seneler sonra aldı. Ahmet abi de çok daha iyi bilir. Yani çok ciddi bir sıkıntı. Benim de dolayısıyla öyle bir şey söylemeyen yani. Dilime düştüler yani. Yakaladım mı biz çok sevişirdik kendileriyle de. İsimlerini vermeyeyim şimdi ama Ahmet abi hepsini bilir, tanır. Yani ya sen dedi bir şey konuşulmuyor filan dendiydi. Ama onların çok ciddi katkısı oldu. Şimdi sen başlangıçta bir şey daha söylediydin. Ona da bir şey söyleyecektim ama neyse. Yani o katkıydı şeyin kullanıcılardan alınan bilgi transferinden bahsetmiştim. Onun için teşekkür ettim. Doğru. Evet. Bakın ilk uygulama odur. 19 kişi biz, önce 12 kişi, 2-3 hafta sonra da 6-7 kişi daha tayin edildi. Yani Özden Ömer hemen onların imzaladığı tayinlerini çıkarttı. Ve bunlardan 4-5 tanesi ben daire başkanıyken emrimde çalışan çocukları yolladım. Giderlerken ağlayarak gittiler biz ne yapacağız diye. Şimdi hepsi albay. Ve dedik ki kullanıcı ne diyorsa olacak. Çok doğru. Her bölümden, her branştan ve şu anda İstanbul Tersaniz Komutanlığı Makine Grup Müdürü yanlış hatırlamıyorsam önce o ve arkadaşları da tayin oldular. Nihat Sürer. Sürer. Benim öğrencim yine. Buralardaysa kulaklarını çınlatalım. Canını okudu İsveyin dizayn ofisinin. Evet. Daha sonra bunu ikinci çarkçı tayin ettiler mi o gemiye? Teslimde de ikinci çarkçı mı? Şimdi demin size gösterdiğim fotoğraflardan bir tanesinde onun şeyini hiç unutamıyorum. Pervane bağlandı. Şeyler katırlar bıraktı gemiyi çekmeyi. Bu o köprü üstüne çıkan iskeleyi bir adım daha atladı. 3 metrelik iskeleyi.
Gemi kendi makinalarıyla, kendi pervanesiyle gidiyor, gidiyor diye böyle köprü üstünde tur attığını hatırlıyorum. Ama perişan ettiydi bizi. O yüzden iyi ki hatırlattın. Kullanıcılar çok ciddi ama çok ciddi katkıları bulunurlar ve bir sonunda işte onları o kullanıcı yani dizayn ofisindeki o arkadaşları bir de gemiye tayin ettiler. Hatta benim, yani belki başkaları da yapmıştır ama çok iyi hatırlıyorum. Küpeşteleri kapalı küpeşteydi. Gene Doğru. Süper Starçılar'ın ön tarafında V şeklindeydi. Ben Aydinger'e kendim yani çok özenli olarak çizdim ölçekli olarak. Ve öyle bir değişim önerdim ben de. Doğru, Belki benim değişti. önerimi başkaları da yapmıştır. Sonuçta benim dediğim gibi oldu yani. Oldu, senin dediğin gibi oldu. Veya... Doğru. Bakın işte diyorum ya. Yani dolayısıyla birinin ismini vermek, birinin öne çıkarmak bence çok büyük hata olur. Çok büyük hata olur. Şu kadar minnacık katkısı olup da hani sinek büyük küçük mide bulandırır. O sineği yok etmiştir biri. Mide bulanmadan kimse farkına varmamıştır. Müthiş katkısı olmuştur projeye. Diyorum ya yani yarım gün dahi uğraşan olduysa bunun çok ciddi katkısı oldu. O yüzden ben yani isimlerini hatırlayamadığımız şey yapamadım ama ben şunu söylüyorum. Ben şundan mesela çok şey oldum. O kitaplar falan yazıldı. O bilgilerin çoğu yine bizim zamanımızda işte gösterdim. Ben inanın eleştirmek için söylemiyorum ama insanın içine oturuyor. Dönemin tersane komutanı diyor. O yüzden ben dönemin tersane komutanı olarak bir katkıda bulunduysam ne mutlu bana. Fikret Yok. Önmürel'in bir Yani söz istiyor. ben çok uzatmayayım artık. Çok saat de ilerledi ama Nurhan'a teşekkür ediyoruz tabii. Çok değerli bilgiler verdi ve gerçekten de en doğru kişiymiş bunları dinleyeceğimiz. Bir ufacık katkıda zaten arkadaşlarımız da değindiler bunlara. Özellikle Ali Rıza. Doğan sınıfı hücum botlar ve Meko sınıfı fırkateynlerin tabii deniz kuvvetlerimize atlattığı çağı hiçbir zaman unutmamak lazım. Ve onların personelinin burada çok saygıdeğer Ahmet Tüfekçioğlu komutanımı ve Yavuz sınıfının, Yavuz gemisinin ilk personelinin katkılarını da hiçbir zaman unutmamamız lazım. Onlar da Bahriye'mize yeni bir nosyon kazandırdır. Çok teşekkür ediyorum ben. Herkese iyi akşamlar. İyi Çok teşekkürler akşamlar. Fikret Emre'lim. Can Kesinlikle Amirelim katılıyorum. var. Evet, Can Amirelim buyurun. Hepinize iyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Ben Nurhan Amirelim, çok teşekkür ederim. Hem sunumun için hem de aklına, emeğine sağlık. Söylediğiniz gibi hem Ali Tamam. Rıza'nın hem senin söylediğin gibi küçük büyük katkısı olan herkese de şükranlarımı sunuyorum bu projede. 1982 akademide öğrenci subayken verdikleri tez konum Türk Deniz Kuvvetleri'nin Ege'de en uygun su üstü platformu ne olmalıdır idi. Hiç bugüne kadar öyle bir şey tezde verilmemişti. Ve bu tezin sonunda korvet çıkmıştı. Hatta 1980'li yıllarda radar kesit alanından bahsediyorduk. Tutturdular, dediler ki Kenan Evren'e biz fırkateyni zor anlattık, sen korveti nereden çıkarttın dediler. Parasını bile fırkateynin almak üzereyiz. Sen niye bu korvetten bahsediyorsun dediler. Yani bu bir anı olarak onu söyleyeyim. İkincisi 1998-2000 yılları arasında Strateji ve Kuvvet Plan Daire Başkanıydım. Tüm bu gelişmeleri, o dönemdeki gelişmelere bir şekilde içine girdik. Ve hakikaten çok büyük bir başarı oldu. Çok engellemeler oldu. Biraz evvel bahsedildi balyoz Ergenekon niye oldu diye. Şimdi çok enteresan bir bilgi vereyim size. 5 no'lu hard disk vardır meşhur. 5 no'lu hard diski açın. Bütün bu efendim bilgiler orada var. Nurhan'ın demin ayrıntılı şekilde söylediği, not aldım dediği defterleri bir defterindeki sayfalar yok ama okuyorum size mesela bir tanesi 13-15 Eylül 2004 tarihleri arasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Milgen Proje Ofisi MPO Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Deniz Kuvvetleri Teknik Başkanlığı personelinin katılımıyla icra edilen çalışma toplantısındaki görüşmeler ışığında tespit edilen önemli hususlar şöyledir. Diyor ki işte
Bilgem Proje Ofisi Savunma Sanayi Müsteşarlığı karşı çıkıyor. Bizim diyor o kadar adamımız yok diyor. 5 personeli donatılmış bir şeyimiz var. Bizim bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil. Arkadan 13-15 Eylül'de yapılıyor 2004'te. 27 Aralık'ta Savunma Sanayi Müsteşarı ve Heyeti Deniz Kuvvetleri'ne geliyor. İşte bu ana tarih sistemiyle ilgili onun öncesinde Amiraller Kurulu bir toplantı yapılıyor. Toplantının kuvvet komutanı ve Savunma Sanayi Müsteşarı görüşmelerinin bütün ayrıntıları var. Utangaç bir şekilde yanıma geldi. Bu projede çıkarttıkları sorunlar, işte mutlaka ticari bir ortak arama gibi şeyler sonunda şöyle bitiyor. Diyor ki tamam kardeşim siz malzemeyi tedarik edin, bu işi biz yapacağız. Bütün engelleri de aşmanın tek yolu bu deniyor. Yani öyle ani kararlar, kesin kararlar ama bütün arkadaşların çok büyük katkılarıyla bu gerçekleşti. Bir projenin milli gemi olarak Türkiye'de gerçekleşmesi yeterli değildi. Yine vizyoner deniz kuvvetleri personeli her zaman ufuk ötesini görmeye çalışır. Biz bunu satamazsak, başka bir ülkeye ihraç edemezsek bu başarı kısıtlı kalır dendi. İşte o da gerçekleşti. Özetle emeğe geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ve iyi akşamlar diliyorum. Efendim, çok teşekkürler. Ahmet Tüfekçioğlu komutana söz verelim. Sağ ol. İlk önce Tüfek amiralim sağ olasın. Çok naziksin. Efendim çok teşekkür ediyorum. Nurhan Paşa, şimdi tabii Tüfek Güneş amiralin söylediği şey şu. Yavuz gemisi çok değişik bir gemi ve Dahriye belki çok şey kattı. Ama Yavuz'un başlangıcını düşünürseniz o kontratın alınıp paraların toplanabilmesi, kredilerin bir araya getirilmesi için hiç istenmeyen sistemler alınmış. Yani mesela bu Close and Weapons System, İsviçrelerin yaptığı saçma sapan bir sistem. Ne yaptığı belli değil, ne olduğu belli değil. Biz gemiyi aldık. 6 ay sonra Karadeniz'de ancak teslimini, atış kontrol sistemini tamamlayabildik. Yani bu çok değişik bir şeydi ama vizyon getirdi. Benim söyleyeceğim o. Bizdeki şeyler. İkinci söyleyeceğim şu. Ben tabii bu gemi inşa konusunda, yani gemi yapımı konusunda başka tecrübelerim de var. İkinci aktif hayatımdan dolayı. Ama mesela MTU'dan komple paket almak, yani reduction gear'i bilmem nesi, dümen sistemi bilmem ne, bence mantıklı. Sebep de şu, yani siz en fazla 10 yılda 10 gemi üreteceksiniz. Ama bunun kalkıp da fabrikasını veya bilmem nesini yapmaya çalışırsanız astarı yüzünden pahalı olabilir. Bu bir yerde bir trade-off'tur. Bu şekilde gemiyi daha da ucuza getirebiliriz. Yani ben şimdi mesela bilmiyorum maliyetini ada sınıfının ama muhtemelen bu yan ürünlerin yapılması açısından birçok ilave şeyler vardır. Yani mesela Blompos ne yapar biliyor musun? Der ki signale gel kardeşim bunu yap, en son teslim et, işini bitir git der. Karışmaz yani. Bu iş böyle. Sizin de bu anlayışta yapmış olduğunuz bazı şeyler var. Neyse ama size çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Türk Deniz Kuvvetleri o takıma bütün siz başta siz diğerleri bütün amiraller özellikle yani baştan sona herkese minnettar da herhalde. Bu onur verici gemiyi bize veya sınıfı bize kazandırdınız. Mehmet Ali Çınar bunların içinde en önce gelen ve şey en mütevazisi ve Sami Özgüç amiral mesela hiç kimse bahsetmiyor. Ne mücadeleleri vardır. Yani tabii onlar ben bunları söylediğim için belki bana kızacaklar. Niye verdin bizim isimlerimizi? Niye böyle şey yaptın falan diye ama. Sizin saatiniz çok geç. Siz Mekke saat diliminde olduğunuz için belki sizin için. Ondan sonra bir tek şey yani gemide sistemleri kullanıp oradan alınan da birçok şeyler var. Tecrübeler var. O tecrübeler Milgeme'de gitmiştir. Yani bu subay kademesinde olabilir, astsubay kademesinde olur. Hepsinde olabilir. Böylece işte deniz kuvvetleri yuvarlanıp gidiyor. Çok da güzel bir hareket. İnşallah Pakistanlara da kolay teslim ederler. Çünkü onlar çok zorlu. Onu bilin. Yani onların ne yapacağı hiç belli olmaz.
Bunun evet. örneği bir Gazi denizaltıları vardı. Can Amiral'in bilir. O gemi sonra harpte battı, vurdular gemiyi. Biz overall ettik onları. O döner sermayeden ilk defa Gölcük Tersanesi'nde. Ben de o zaman daha Amerika'dan yeni gelmiş veya Gölcük Tersanesi'ne ilgim vardı yani. Ben orada da çalıştım ama. Gazi'yi biz overall ettik. Amerika'ya gitmesin biz yapıyoruz dedik. Gapi sınıfı. İnanın 3000 zarar etti Gölcük Tersanesi'nin döner sermayesi. İnşallah başımıza o gelmez. Onun haricinde. Evet. Buna Türkiye projesi diye bakıp biraz başta şimdi rahatlamak lazım. Daha 2-3 senesi var olduğu için yani İstanbul Tersanesi üstüne düşeni yapacaktır büyük bir ihtimalle ama proje teslim etmeyi siz de çok iyi biliyorsunuz ne kadar zor olduğunu. Çok haklısınız, katılıyorum. Evet, yani mesela Mehmet Ali Çınar'ın yaptığı tabii Deniz Kökten'in de şeyi var. Çok enteresan. Ben o zaman Blomfos'ta çalışırken Salih Reis'in teslimi konusu var. Her zaman şöyle oluyor. Ben aynı şeyi yaşadım. Bana emir verdiler. 27 Eylül'de İstanbul'da olacaksın. Bilmem Denizcilik Bayramı. Efendim 30 madde var. Daha yapmamış adamlar hiçbir şey. Hayır kardeşim. İtiş kakış zar zor. Birkaç hafta atlattık. Bitmiyor yani. Bir sürü şey var. Bizi götürdüler. Ondan sonra sürüm silindik. Makinamız patladı. Bilmem ne yaptı filan. Uzun hikaye. Deniz Kuvvetleri şöyle bir karar verdi. Blomfos kardeşim senin bütün testlerin biter. Onlar hazır olursa biz bunu teslim alırız. Öyle remaining item bilmem ne filan onlar bize yenmez dediler. Mehmet Ali de bunu gayet güzel uyguladı. Ve o gemi 6 ay geç teslim edildi. Oğlum, sağ olun. Burada Orhan Durmaz'ın bir sorusu vardı. Sesini açtım. Sağ olun komutanım. Gurur duyulacak bir gözlerimdeki yaşlarla dinlediğim bir şeydi. Bir sunumdu sağ olsunlar. Öncelikle o geminin de ilk teftişini bakanlık adına aldığım, müfettiş olarak aldığımda bir 30 yıllık meslek hayatının en gururlu günüydü. Tekrar şükranlarımı sunarım. Benim sayın komutanlarımdan özellikle bu akşam bir istirhamım var. Hatta bir hedefim var. Bu hedefim hepimizin hedefi olmasını istediğim bir şey. Neden bizim yelkenlimiz yok? Şimdi ilk yıllarda kamikaze diyorlardı Deniz Harbi Okulu'na. 2007 yıllarında yarışları başladık. Foça'da kulüp kurduk. Deniz Sesi öğrencileri 2011'de dünya şampiyonu oldu silahlı kuvvetlerimiz. Ama şimdi her şey bir tarafa bitti. Dünyada birçok tekne var işte. Optimist olsun, Lazer olsun, şu olsun, bu olsun. Kendi federasyonumuz dahil araştırma içerisindeyiz. Sayın komutanlarımdan bizim için bir yelkenli ve bunu yapacak bir alt ya da fabrikası olan bir büyüğümüz. Yani Türklere ait bir yelkenli. Gökeden sonra duydunuz mu hiç? Filikalarımız falan hep battı gitti, hep çürüdü. Çam ağacından yaptılar falan ama Çam Limanı Akademisi lütfen bugünün tarihini koyalım ve bizim bir yelkenli isterken büyük tekne değil, eğitim, çocuklarımız için, geleceğimiz için, 8, 11, 12 yaşındaki çocuklar için yani daha ne kadar yalvarayım anlatayım arz ederim. Bir yelkenli projemiz olsun ve bunun adı da Türk olsun yani ya da Türk adı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Mehmet Bey buyurun. Sesiniz açık mı? Açtım. Sesinizi açalım Mehmet. Evet. Açtım. Buyurun. Nurhan Ömrelim, ben Maraşal'da, Dedokun'da, Gölcük Tersanesi'nde bir nöbetçi subayken bir yangın yaşadık biz. Makine daireler arasında güverte altından geçiş olmadığı için orada bir işçi, tabii daha önce işçiler çıktığı için fazla bir zayiat olmadı. Diğer çıkamayan kazanın önündekiler şehit oldular. Şimdi ondan sonra kalkan sınıflarında, fırtına sınıflarında güverte altında geçişi yok. Yani yekeden şeye kadar, zincirliğe kadar öyle bir geçiş yok. Fırtına sınıfları, kartal sınıflarında var. Şimdi bizim bu yeni Milgem'de güverte altından, zincirlikten yekeye kadar bir geçiş var mı? Kaporta geçişi. Bir kere hemen söylediğimiz yok. Çünkü birinci neden her geminin büyüklüğüne göre tabii ki değişiyor.
mutlaka bir bölmelendirme kurallara göre bölmelendirmesi yapılması lazım. Yani su geçmez bölmelendirmesi. Kartal sınıflarında olmamasının nedeni kendisi tek başına su geçirmez kaportayı kapatırsınız. Biz beraber de sizle çalıştık hatırlarsanız Albatros'ta. Kaportayı kapatırsınız, gemi batmaz ters dönse dahi. Dolayısıyla Milgem'de damage control, damage stability denilen yaralı stabilitesinde bunların hepsi hesaplanarak yapılmıştır. Şu anda tam hatırlamıyorum ama galiba iki kompartıman şeyiyle yapılmıştı damage, yara stabilite. Yani iki kompartıman boyu su aldığı takdirde dahi gemi stabilitesini koruyacak ve şey yapacak diye. Bir de onun margin hattı vardır yaralı stabilitede. O margin hattını geçmediği sürece gemi batmaz. Rahatlıkla gider. Gemi boyuna göre de değişir bu. Gemi büyüklüğüne göre. Yanılmıyorsam Doğanlar'da da alt geçiş yok. Hatta ben rahmetli Sayın Ergün Komodor'un harekat subayını yaparken bir fırtınada zincirlikte bir kaport açılmıştı. Onu şey yapmak için oradan öğrenmiş oldum. Yani Komodor harekat subayken. İkinci bir sorum var. Bu mil gemilerin hiç kavitasyon sürati ölçüldü mü? Denizaltı için su altı gürültüsü çok önemli. Yani çünkü tamamen oyun, daha doğrusu bir oyun teorisi. Game ona göre kurulur denizaltıda. Taktik okulda da ben bunu çok oynattım. Biliyorsunuz orada hareket subayla da yaptım. Dolayısıyla su altı akustiği için su altı gürültüsü ve kavitasyon sürati hiç ölçüldü mü? Biliyorsunuz daha önce şeyde Yıldızlar'da Forex ofisi vardı. Forex for ofisi vardı. Kalibrasyon ve test ölçerlerdi. Tabii o eski klasik Amerikan standardından geldiği için o yapılan işlemler ona göre yapılırdı. Şimdi bizim Milgem'de böyle bir şey var mı? Yani su altı akustiği için bir gürültü seviyesi ölçüldü mü? Akustik kavitasyon sürati belirlendi mi? Tabii. Zaten teknik isterlerden bir tanesidir o. Kavitasyon süratinde ölçümü yapılıp belirli bir eşiğin altında olması istenir. Bu bayağı altında çıktı. Demin bir örnek vermeye çalıştım. Biz içindeyken dahi titreşimi hissetmiyor. Hiçbir gürültü duymuyorduk. Bilgem'in bütün bu ölçümleri yapıldı. Demin şeyde bahsettim. Survivability konusunda radar cross section'ın yanı sıra manyetik iz ve akustik şeyi de çok ciddi hem dizayn safhasında hesap estimation yapılmıştır hem de daha sonra ölçümü yapılmıştır. Size sadece şunu şöyle bir örnek vereyim. Unutmuştum. Ben bunu söylüyorum çünkü zamandan geçti. Heybeliada 15 gün denizde dolaştı Ege'de. 15 gün sonra birileri farkına vardı. Ya bu barb gemisiymiş diye. Yani birileri derken kimin kastettiğimi anlamışsınızdır. Denizaltıları dahil olmak üzere. Yani bu notu ben bilsinler diye şey yapıyorum. Yani ne kadar olduğunu ne yaptığını bilmiyorum. Ama bir de sessiz sürati, yani kavitasyon sürati, sessiz sürati 18 nattır. Çok önemli. Tabii. Evet, çok yani önemli. 18 nat. Bir savaş harekat merkezinde denizaltıya karşı bir savaş harekat merkezinin karar verici en önemli konulardan bir tanesidir o. Evet. Karşı tarafı bir anda baskına uğratırsınız. Bunu bizim çoğu arkadaşımız şey yapmaz. Yani hep 16 mille en iyi sonar süreti diye söylenir. Ama o en iyi sonar süretinden çok kavitasyon süretinin 1 mil altı daha performanslıdır. Denizaltıya karşı daha büyük bir performans sağlar. Yani süret o kadar önemli değil. Bir sorum daha var. Bir şeyi sırasında bir stabilizer probleminden bahsettiniz. Yani topların ufka paralel kalmasıyla ilgili. Yani bir şeyci, yani nişan tutucu veyahut da ufka düzeltici bir şey yok mu? Mesela tepe sınıflarında. Nasıl? Şuydu, pardon. Pardon, kesmeyeyim lafınızı. Ben bitireyim o zaman. Yani normal klasik tepe sınıflarda ezoklar için ve diğer silah sistemleri için ufka paralel tutan nişan tutucu vardır. SQ-4 vardır. İşte sonar için ufka paralel kalmasını sağlayan stabilizer falan vardır. Yani bunun farklılığı olduğu için söylüyorum. 400 cycle'la çalışır. Yani diğerleri 60 cycle'la. O 400 cycle'la çalışır. Yani böyle bir stabilizer problemi gibi bir ifade kullandınız. O dikkatimi çekti. Yok yok. Benim söylemek istediğim şey de o. Hiçbir problem yok. O tür şeyler hatta çok daha gelişmiş. Anladım. Şu örneği verdim ben.
teknik karakteristikleri vurgularken çok önemli bir yüksek şeyde bir isterdir bu. Yani istektir, requirement'tır. 5 şiddetinde full harekat yapacak. 6 şiddetindeki denizde de helikopterin kalkacak ama helikopter harekatı yapmayacak ama diğer bütün her şeylerini yapacak. Yani helikopter varsa hangarı alacaksın, 6 kuvvetindeki denizde de yapacak. Şimdi biz estimation yani hesapları falan yapıldığında seakeeping, denizcilik analizi yapılır. Denizcilik analizinde polar diyagramlar vardır. Ben de yani birazcık işgüzarlık yaptım aslında. Onu koyduydum. Dedim ki bakın müthiş bir şey çıktı hesaplarda. Yani biz 27 knot süratle giderken şu anda afaki konuşuyorum tabii. 27 knot süratle giderken o polar diyagramın daireleri her biri knot'tır. Konturlarda rolling açısıdır. Ya bakın diyorum müthiş yani 7-8 dereceden fazla yatmıyor şey. Stabilizer'in 25-30-40 dereceye kadar şeyi var. Yani kilitlenmiyor. Hiçbir sorunu yok. Ama diyorum işte yani örnek vermek için bu bir şey değil, kısıtlama değildir'i anlatmaya çalışıyorum. Yani 12 dereceden alırsanız 12 derece yaparsınız ama 13 dereceye alın. Yani bir derece sen iskeleye kaydırın gemiyi. Fire demeden, ateş serbest demeden ben tamamen şey yapıyorum yani farazi konuşuyorum. 8 dereceye düşüyor. Yani stabilizeri niye zora sokacaksınız anlamında söylüyorum. Stabilizer yapıyor zaten onu. Hiçbir sıkıntı yok. Onu vurgulamak için o zaman belki ya Can Ömirel'im hala buradaysa hatırlar yani o da vardı diye hatırlıyorum. Donanmada bir fırça yedik. Ya ne kadar güzel. Tabii ben o zaman kızıyordum. Niye böyle yapıyorlar, ne diyorlar diye. Ona bir gittim ya adamlar. Haklı isteyecekler tabii. Gemici sonuçta denize gemide gemi kullanacaklar onlar. Sonra gittim tabii anlatırken biz de haddimizi bilerek anlattık. Yani her şeyi ben bunu biliyorum şu kadar güzel yaptık falan. Ne anlatıyorsun? Her şey. Tamam dedik ya kısıtsız hareket yapıyor. Hakikaten de kısıtsız hareket yapıyoruz. Yani çıkan sonuç da o. Testler sonucunda da o çıktı. Çok teşekkürler. Başka soru yok herhalde. İbrahim Çakan büyüğümüze söz verelim. Evet lütfen. O emeği var. Projeye katkısı var çünkü onun da. Evet. Sağ olun sevgili büyüklerim ve küçüklerim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Nurhan'cığım çok güzel bir takdimdi. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Ve çok güzel başladı ve güzel bitti. Tabii sizler Bilgem'e başlarken aslında bizler de orada başlamıştık. Mehmet Ali Çınar amiralimle birlikte ben ayrılmadan, emekli olmadan önce çok güzel düşüncelerimiz vardı. Tabii bunların hepsinin başlangıcı veya kıvılcımı ne kadar bazı arkadaşlarımız şey yapsa da Track 2A ve B dediğimiz Meko 200 sınıfı gemilerin inşa ya da paket program çerçevesi içerisinde temin edilmeleri ve bilahare Gölcük Tersanesi'nde inşalarıyla başlamıştır. O zamanlar hep bu projeleri gerçekleştirirken ya biz bunu niye yapamıyoruz sorusu hep kafamızda vardı. Niye yapmayalım sorusu hep vardı. Ve tabii biz o zamanlar daha çok malzeme temini açısından duruma yaklaşıyorduk. Ve tabii ki bilgi birikimi her zaman vardı. Yani bizim deniz kuvvetleri her zaman için gemi inşa konusunda, gemi yapımı konusunda bilgi birikimine sahipti. Tabii bunlar daha sonra geliştirildi, teknik gelişimler sağlandı ve daha da iyi oldu sizlerin olduğunuz gibi. Ve bu Milgem'in gerçekleştirilmesine katkıda bulundunuz. Bizler de eğer ufacık bir şekilde katkıda bulunmuşsak bizlere de ne mutlu. Ben bu duygularımı belirtmek istedim. Bütün emeği geçen, geçmeyen, kullanan, kullanıcı olan ve
ikmalini sağlayan, tedarikini sağlayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Deniz Kuvvetleri iyi bir yolda, inşallah böyle devam eder. Sağ olun. Efendim çok teşekkürler. Canlı yayını Barbaros istersen kapatalım. Ben mottomuzu ve manifestomuzu her zamanki gibi söyleyeyim. Son sözlerimiz bunlar olsun. Çam Limanı Akademi olaraktan bir son sözümüz var. Bunun bulunuş nedeni, kuruluş nedeni bu. Mavi Vatan şiarımız, Mavi Vatan'ı hak etmeli, denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi, yelkenci olmalı. Balık yemeli, nasıl tutulur bilinmeli. Mavi Vatan'da kadın yüzer, yelken yapar, kürek çeker, su altında fotoğraf çeker, hatta kutuplara gider. Balık yedirir çocuklarını, çünkü Mavi Vatan sözde olmaz, kültürdeyse olur. Okullarımızı açın. Deniz Lisesi açılsın, askeri tıbbi açılsın. Başta konuşmacı Profesör Doktor Nurhan Kayaoğlu olmak üzere bütün gelen katılan misafirlerimize teşekkür ediyoruz.